önemli bir şeydi. O zaman herkes kendi meşrebi gereğinde söylüyorsa neye inanacağız? Niye alıp yürüyeceğiz? Bu doğru bir soruydu. Doğru sorunun doğru cevabı da şudur. Hak olanı alacağız. Yani gerçek olanı alacağız orada. Gerçek çünkü bakın gerçek olan evrenseldir. Daimdir. Ve onunla yürürüz. Bu sebepten dolayı 1400 sene öncenin veyahut da 2000 sene öncenin veyahut da 3000 sene öncenin veyahut da 8000 sene öncenin evliyanın hayatının anlatılması bize fazla bir şey ifade etmez. Evet belki duygularımızı canlandırabilir. O noktada çok önem arz eder mit noktasında. Evet ideal noktada bizim ideollerimiz olarak hayat ahlakımız veyahut da efendime söyleyeyim vicdanımızın uyanması adına da önemli bir şeydir. Ammenna. Lakin o nakil noktasında o zaman da kalırsak işte o zaman onları öldürürüz. Resulullah'tan bahsediyoruz ama 1400 sene öncesinden öldürüyoruz. Şöyle giyiniyordu, böyle yapıyordu, ben de yapayım, şöyle olsun, böyle olsun. O zamanın şartları ve koşullarına göre en iyisi oydu. Veyahut da İsa'dan bahsediyordu, şöyleydi, böyleydi. Bir gün Metin Babaroğlu ile oturuyoruz, felsefe dersleri çalışıyoruz, Kamil abinin orada. Dedim ki, Fisagor, bildiğin telaffuzum yanlışsa düzeltelim. Fisagor diye okunuyor bildiğin kadarıyla, değil mi? Fisagor. Fisagor'un kendisinin hikayesini anlatır mısın? Hikaye derken burada yaşantısını istemedim. Yani aklı ne, meyvası ne? Çünkü her bir insan bir meyve, ağaçtır. Meyvası fikirleridir, ahlakıdır, aleme bıraktığıdır, melekeleridir. Aleme ne kadar büyük mü güzel melekeler bırakıyorsanız o kadar verimli bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın lütfü ihsanıyla insanlığınızı yaşamışsınız demektir. Her neyse Kamil abinin oraya gittik. Sohbet, ben de bekliyorum cumartesi sohbetinde. Yani Pisagor'u öğreneceğim. Turgut abimiz diye bir abimiz var. Hiç uyku uyumaz. Kitabı okur, okuduğu kitabı karış karış, satır satır her yere ezbere bilir. Böyle bir adam. Fil uykusu gibi de uykusu var. Gözünü kapatıyor, açıyor. Başlamaz mı Pisagor'a? Yok Yunan'dan çıktı, Mısır'a gitti. Mısır'da ölüm kitabını okudu, riyazatlardan geçti filan fışkaten. Efendime söyleyeyim, yok Yunan'a geldi, hak şehidi oldu, gitti. Yakıyorlar yani. Müzik dehası, efendim matematik dehası ama ne söylemiş yok ortada. Ben de bekliyorum yani. Ya geç abi geç. Adam ne söylemiş? Yaşantısı önemli değil. Önemli olan bıraktığı miras. Miras. Yani bize bıraktığı hikmet. Onu arıyorum ben. Neyse. Yani burada söylemek istediğime geleyim bu bağlamda. Hak olan söylemin kendisini kimi olarak kim söylemişse söylemiş. Önemli değil. İster 1000 sene önce, ister 10.000 sene önce, ister 8.000 sene önce, ister 1400 sene önce hak söylevi almak zorundayız. O zamanın koşullarında öyle yaşıyorsa o koşulları almak zorunda değiliz. Bu zamanın koşullarına göre geçeceğiz ama hak söylevi üzerinden yaşayacağız. Resulullah'ın iki tane sünneti vardı. Sureten sünnet, sireten sünnet. Bunu daha önce konuşmuştuk. Sureten sünneti ahkama göre değişmiştir. Yani efendim misvak kullanmak, efendim sakal bırakmak, efendime söyleyeyim saç uzatıp kesmek, efendime söyleyeyim cübbe giymemek vesaire vesaire. Bu zamanın koşullarında olabilecek bir şey değil bu. Taşla hırkayla olsaydı biz de gidiyor çarşı pazardan alırdık. Allah suretlerinize bakmaz, özlerinize bakar diyor. Giyimin iki türlü ahlakı var. Giyinmenin iki türlü sebebi vardır. Bir, kainat koşullarından korunmak için. İki, dinsel gerek olarak kişinin fıtratı gereği, hayası gereği giyinmesidir. Yani örtülmesi. Bu da ontolojik olarak Allah'ın el-settar esması doğrultusunda gerçekleşir. Allah el-settar olduğu için insana da el-settar sıfatının gereğini vermiş. Hal elbiseleriyle de örtünmek vermiş, ahlak elbiseleriyle de örtünme vermiş ama normal kıyafetler de zorunlu olarak örtünme vermiş. Yani kendinizi aşikar etmeyin. Bunun da hak noktadaki tecellisi settar esmasına dayanır. El-settar. Evet. Neye göre alacağız? Herkes kendi fikriyatına göre bir hak esmasının binlerce tecellisi var. Sadece mavinin dahi fizyolojik olarak binlerce tecellisi var. İnsanoğlunun görmediği nice mavi var. Bunu geçelim. Yani bunu söylemekten kastım. Bir esmasının binlerce tecellisi var. Bir esmasının binlerce tecellisi var. Hangi bir tecellinin hakkı üzere bakacağız? O zaman elem neşerleke sadrak diyor. Biz senin göğsünü genişletmedik. Yani kabul üzeri yaratmadık mı diyor yani bin nevire. O zaman hüsnü zan ile kabul olacak. Yani sireten sünnet çok önemlidir. Bakın Hazreti Peygamber'in sireten sünnetini es geçiyoruz. Sireten sünnet hüsnü zan üzere olmaktır. Sireten sünnet efendime söyleyeyim hizmet üzere olmaktır. Yani hak için yaşamak. Sireten sünnet fakr üzere olmaktır. Bu bir şablon gibidir. Alın bütün insanlığa yapıştırın. Ne kadar hizmette, ne kadar hüsnü zanda, ne kadar farksa o kadar Muhammed'idir.
Yani 1400 sene önce öldürmemiş oluruz. Ahlakıyla diriliriz. Ne kadar nurundan diriliyoruz, ne kadar ahlakından diriliyoruz, ne kadar onun fikriyatından diriliyoruz. Kılık kıyafetinin taklidi belki duygusal olarak bizde çağrışımlar yapabilir. Ammenna. Ama bir çocukluk devresidir o. Aynı bir ebeği çocuğun ebeğine özenmesi gibi bir şeydir. Ammenna. Gene bir katkısı vardır. Olumsuzlamıyorum. Ama o çocukluk devresini açtıktan sonra doğası gereği insan hareket etmek zorundadır. Bir kız çocuğuysa bir kız çocuğu ebeğine özenir. Bir erkek çocuğuysa babasına özenebilir. Ama doğasını bulduktan sonra iradesini koymaya başlar. Özgün olan gelen fikirlerini söylemeye başlar. Öğrendiklerini kendi meşrebine göre değerlendirir. Ona göre fikirlerini söylemeye başlar. Ve kendini kendi hayatına seçimlerle yön vermek ister. Şimdi bu bağlamda baktığınız zaman nasıl olacak da başkalarının yaşamasından kurtulacağız? Evvela hak olan şeyi almaya azim edeceğiz. Hikmet müminin kayıp hazinesidir diyor. Nerede bulursa alsın. Hak olan söylevi aldıktan sonra onunla yürümesini öğreneceğiz. Ve nerede bulursak orada boynumuzu bükeceğiz. Yani hangi koşulda alınması gerekiyorsa ona talip olmak zorunluluğumuz var. Çünkü ilme talip olunur. Hazreti Cafer Sadık zamanın halifesi, sözde halife, gecenin bir yarısı çağırıyor. Mübareği kaldırıyorlar, getiriyorlar yanına. Diyor ki ne, benim evlatlarıma diyor ilim öğreteceksin. Efendi şöyle bir bakıyor. Ben diyor senin evlatlarına ilim öğretmem. İlim kimsenin ayağına gitmez, ilmin ayağına gidilir diyor. İlmin kendine, bakın, ilmin kendine ait bir azameti vardır. İlim talep edilir. Onun için diyor, de ki, Rabbim ilmimi artır, yani talep et diyor. Eğer ilim öğrenme şevkiniz yoksa, ilmi zaten öğrenemezsiniz. Gündelik hayatınızda olan şeyler neyse onlara odaklanırsınız. İlim öğrenin zevkini yaşayamaz. Düşünmek sıkıcı bir olaydır. Bakın altını çiziyorum, düşünmek kolay bir eylem değildir. Şurada desem ki ne, hiç durmadan düşünelim, şu ayeti düşünelim. Hani bu birkaç günden beri arkadaşlarım bir sorusu üzeri Vel'as suresini irdelemiştim. İnşallah şimdi de belki paylaşırız diyeyim. Allah'ın lütfü ihsanı, sadece şurada oturalım bir saat boyunca Vel'as suresini düşünelim. Emin olun düşünemezsiniz. Sıkılırsınız. Aynı anda nefis kaçak yerler arar. Ya eve kaçar, dertleriniz varsa oraya kaçar. Yani bir şekilde kaynak yapar bir yere. Onun için düşünmek kolay bir eylem değildir. Zor bir eylemdir. Aşık insan düşünür. Hani sevdiği var ya, sevdiğinden başka kimi düşünecek? O bir ayet araç olur, bir esma araç olur, bir üstadın söylevi araç olur. Ama o söylev neyse, o sırada bütün dertler unutulur. Düşünce sizi kendinizde unutturmadığı sürece. Hiçbir zaman kamil düşünemezsiniz. En basiti biraz önce söylediğim Vel'asr. İnsanlar illa lezine amene şey unuttum ya, bak dilime gelmiyor, bildiğimiz süreyi okuyamıyor. Ve vel as innel insane lefi hus illa lezine amene amel salat tavasab bil hakkı tavasab bis sabr. İnsan diyor apaçık hüsrandadır. Evet, şimdi özgünlüğü bitireyim, ondan sonra az suresine gireyim bu noktada. Allah'ın lütfü ihsanıyla insan ne zaman özgünlüğünü bulur, biricikliğini bulur, yani Rabbani olan sıfatı üzeri yaşamaya başlar. Ne zaman iradesini kendinde bulur hak üzere, ne zaman hakkaniyetler üzerinde yaşamaya başlar, her hakkı nerede görürse aynası olarak kendisini görür ve yoluna referans edinir, barikat edinir, o şekilde yürür. O zaman biriciklik üzere Cenab-ı Hak üzerinde tecelli edecek. Doğru yol üzerinde inenleri diyor, pardon, Rabbinizi doğru yol üzerinde bulacaksınız diyor. Biraz önce anlattığım doğru yol. Ve Vel'as suresi belki bize doğru yolu, çünkü Vel'as suresi bir tahriktir, yoldur. Başlı başına yoldu. Eğer hatam varsa, hafızamda belleğimde yanlış hatırlıyorsam dinleyenler düzelsin diyeyim. Takdirillahi az suresi Mekki'dir. Mekki ayetler ahlaki noktada özgünlüğe taşıyan ayetlerdir. Medine'ye ayetler genelde toplumsal yaşantıda kişileri şeriat noktasında terbiyeye götüren ayetlerdir. Mekki ayetler bireysel bir ahlaka taşır, bireysel bir hikmete taşır, hakka, hakikate taşır bireysel olarak. Ama Medine'ye ayetler genelde, bunlar genelde, istisnaları kastetmiyorum. Genelde ise toplumsal yaşantıda hakkı bulma, toplumsal yaşantıda haklar üzeri yaşarken hakkı bulma. Yani beşeriyetiniz üzerinden amellerde bulunurken Cenab-ı Hakk'ı bulma şeylerine, ayetlerini taşır. Ve bu bağlamda az suresi Mekki'dir. Öyle mi? Bak doğru söylemişiz. Teşekkürler. Mekki'dir.
ve Allah'ın lütfu ihsanı kişinin bireyselliğinde hayatına tahrik olur, yol olur. Ne zaman dedik özgünlüğünüz bulsun? Esma-i hassınız doğrultusunda. Artık varlığınızdan nur tecelli ediyor. Esma-i hassınız doğrultusunda sizde karakterinizde biçim kazanıyor. Mizaç ve meşrebiniz üzeri görünüyordur. Amellerinizde o görünüyordu. Hitabınızda muhatap aldığınız insanlara konuşmalarınızda görünüyordu. Ve aldığınız her neyse haktan yana özgün bir ifadeyle artık sizden çıkıyordu. Artık siz başkalarına göre değil hakka göre yaşıyorsunuzdur. Erenlerin güzel bir sözü vardır. Geçen haftalar zikrediyorduk. Halka göre değil hakka göre yaşarız. Halka göre yaşam sadece hak noktasında gerçekleşir. Yani gerçekler üzeri gerçekleşiyorsa yaşanır. Keyfiyetler üzeri yaşanıyorsa orada taviz verilir. Sadece hakka göre yaşanır. Ve bu bağlamda velasra dönersek velas innel insane lefuhus illellezine amenemlü salihat tavasab bil akı tavasab bil sabr. Asra yemin ederim ki diyor insan apaçık hüsrandadır. Ve hemen arkasından lakin diyor iman eden, hayır ameller işleyen, salih ameller işleyen ve hakka ve sabrı tavsiye edenler hariç. Şimdi burada üç tane şey zikrediyor. Birincisi bir şey, bir kişi, bir şeyin üzerine yemin ediyorsa orada bir kıymet vardır. Orada bir değer vardır. Orada bir referans gösterme vardır. Ve gerçekler üzeri yemin edilir. Yalan üzerine yemin edilmez. Bir şeyin gerçekliliği üzerinden yemin edersiniz. Yani bu gerçektir. Bu gerçeklilik üzeri onu kendinize referans edilirsiniz. Ve Allah-u Alem asra yemin ediyor. Tefsir itibariyle asr yaşam, Allah'ın lütfu ihsanına zamanın bir dilimi olarak 50-55 sene bir insan yaşamı olarak zikredilir. Ki Hazreti Ali öyle söylüyor. Genelde asrı insan yaşamı olarak zikreder. Genelde de bizde bir 100 seneye asr deriz. Asır. Bu aslında vakit olarak zamanı faydalandırmaktır. Vakit burada bizi ilgilendirmiyor. Burada ilgilendiren şey insanın yaşantısı. İnsanın yaşantısı üzerine yemin ediyor Allah. İkincisi bu İbn-i Vak düzeyinde insanın üzerine. Yani zaman ve koşullara göre etkilenebilen. Hani özgünlüğünüzü bulan insan demiştik. Biricikliğini bulan insan. İşte o biricikliğini bulan insanlara Ebe Vak demişler. Vaktin babası. Ama zamana ve koşullara göre etkilenerek yaşayan insanlara kendini değil. Şunu bunu yaşayan, nesneyi yaşayan, başkalarının iradesi ve fikirleri üzeri yaşayana Ebe Vak değil İbn-i Vak demişler. Zamanın çocuğu. Vel as diyor. Orada vel as derken bir, insanın yaşamına yemin ediyor. İnsanın yaşamı iki türlüdür. Ebavak ve İbn-i Vak üzeridir. Genelde insanların tamamı İbn-i Vak üzeri yaşar. Yani zamanın çocuklarıdırlar. Aslında zaman yaşamanın kendisidir. Yaşamın çocuklarıdırlar. Burada zamana hareket olarak alırsanız, hareketin kendisi diriliğin kendisinden gelir. Dirilik hareketin kendisidir zaten. Burada diriliğin kendisi harekettir demeyeyim de hareketin kendisi dirilikte taşır. Onun için bütün varlık hareketinde dirilik taşır. Yaşam taşır. Onun için bazı hadis-i kutsilerde dikkat ederseniz taşla toprakla bile konuşma vardır. Kütükle dahi konuşma vardır. Çünkü o varlığın kendisi kendi varlık hareketliğinde canlıdır. Ve bu bağlamda bakar ve o fıtratı gereği de Allah'tan istidadı kadarı da düşünce ehlidir, akıl ehlidir. Herkes fıtratı kadar akıllı, Cenab-ı Hakk'ın külli akıl dairesinden nasip almıştır. Kütük dahi diyor cenneti seçti diyor ya, bak düşünebiliyor. Hayvanları takip edin, ihtiyaçları doğrusunda ya güdüsel ya da orada belli olan bir sıfatının öne çıkması üzerinden irade koyarak düşünebiliyorlar. Ama o fıtratları gereği dikkatli bakarsanız hep düşünceleri kendilerinin dışındadır. İnsan kendi üzerine dönerler. Ve asrı başka erenler şöyle de tarif etmişler. Asr burada önemli olan asrdır. Asrı şöyle de tarif eder. Asr zamanın kamilidir. Ebe vaktidir demişler. Ebe vakt. Onun üzerine yemin ediyor. Çünkü kamil demek zamanı belirleyen demek. Burada şunu hadis-i şerifle referans göstereyim. Takdirle yeryüzünde öyle kişiler vardırdır ki 40'ı İbrahim meşrep, 5'i Musevi meşrep ki bu zamana göre değişir onu söyleyeyim. O zaman da öyleydi. 3'ü İsevi meşrep, 7 tanesi Yusufi meşreptir. Genelde de değişmezler istisna hariç. İki tanesi zaten şeydir, imamet postunda otururlar. Bunlar da genelde takdir ilahi. 4'ü Davud'u ve Süleyman'ıdır. Onu da söyleyeyim. İki tanesi de genelde Allah'ın lütfu ihsanıyla Ehl-i Beyt'in Hazreti Ali ile Hazreti Sıddık-ı Ekber'in sıfatları üzeridir. Onu da söyleyeyim.
Bir tanesi de diyor benim meşrebim üzeredir. Ve Allah diyor yeryüzündeki işlerini bu kullarının eli üzerine yapar. Bunlar sanki Allah'ın kul elleri gibidirler. Bunlara şöyle diyebilirsiniz. Yedullah yani Allah eller. Evvela batında Cenab-ı Hakk'ın nuruyla onlardan bir sıfatın tecelli, onların sıfatı neyse. Mesela en basiti kutbul aktabı ele alalım. Kutbul aktab merkez kutup demektir. Dayanak kutup demektir. Bütün varlık aleminin manada dayanağıdır. Cenab-ı Hak aleme bir mana verecekse evvela onun nuru üzeri tecelli ettirir. O zamanın aynı zamanda ahlakı demektir. Esması demektir çünkü. Bütün varlık hakikati alemde görülecek insan üzerinde görülecek bütün işler, hayvanat, nebat hepsi dahildir ona. Takdir ilahi. Evvela onun halleri üzeri tecelli eder. Ondan sonra Allah'ın lütfü ihsanına ondan tecelli edecek mana aynı anda aleme nur düzeyinde dağılır ve herkes istidadı kadar istifade eder orada. Onun için demişler evvela kamilden ondan sonra bütün aleme. Bakın bu çok fantastik gibi gelebiliyor diyor. Ama kuantum düzeyinde düşünürseniz çok anlayışınıza hitap edecektir. Yani bir beden yapmıyor. Nur düzeyinde gerçekleşiyor. Bir kalıp düşünün, bir fabrika düşünün. Öz cevher oraya giriyor. O fabrikada nasıl işlenmesi gerekirse o nur aynı anda bütün aleme meleke olarak, kuvvetler olarak aynı anda orayı işletmeye başlıyor. Herkes de eğer o potansiyele sahip yakınlıkları varsa o dağıtılanların nasiplerini alıyorlar. İstidatları kadar. Bu böyledir. Her zaman da böyle olmuştur. Onun için demişler hiçbir zaman zaman boş değildir. Hiçbir zaman mekanı boş bırakmaz Allah. Ne zaman bırakır? Kıyamete yakın bırakır. Yeryüzünde mümin kulum kalmayınca diyor. Mümin demek veli demektir. Veliliğin birinci basamağı müminliktir. Allah'ın varlığından şüphesiz eminlik. Allah'ın varlığından şüphesiz eminlik. Ve ahlakından emin olunan kişidir mümin. Çünkü ilahi ahlak üzere zorunlu olarak yaşar. Cenab-ı Hakk'ın varlığından ihlasıyla o kadar emindir ki o ihlas üzerinden Cenab-ı Hak onun varlığında tecelli eder. Onun içindir ki Cenab-ı Hakk'ın lütfü ihsanıyla veliliğin birinci basamağı. Bütün veliler aynı zamanda mümindirler. Ha Müslüm derseniz işin rengi değişir. Teslim olanlar. Niye? Allah namaz kıl demiş namaz kılıyor değil mi? İradesine boyunca. Müslüm, teslim olan. Allah'ın iradesi üzere yaşayan kişi demektir. Onunla ne kadar yapabiliyorsun? İyiliği emret, kötülüğü men et, adaleti şey et, adaletli yaşama. Bunlar hep Allah'ın emirleridir. Yani sadece namaz, niyaz değil. Emir ve yasaklara kıl kadar taviz vermeden yaşayan insana Müslüm denir. Yaşantınızda bakın bu tarifi üzerine ne kadar Müslüm görüyorsunuz? Veyahut da çevrenizde ne kadar mümin var? Müslüm kendi üzerinden yaşar, mümin Allah ve alemin varlığı üzerinden yaşar. Aradaki tek fark budur. Müslüm yaptığı amelin karşılığını bekleyebilir. Cennet bekleyebilir. Burada efendim bir ibadet yapar, o ibadeti rızık olarak bekleyebilir. Mümin Allah için yapar, unutur gider. Bütün yaşantısı Allah içindir. Onun için varlığından emin olunur. Hazreti Resulullah ahlaki olarak bak şöyle tarif ediyor. Elinden, belinden, dilinden emin olunan kişidir. Vel as'a geri dönelim. Ve as demek aynı zamanda burada as derken zamanın ibni vakti değil eba vakti kastedilir. Onun üzerine yani kıymetli olan insan üzerine, insan-ı kamili üzerine Allah-u Alem yemin ediyor. Ve tefsir olarak şöyle tefsirler dahi getirilebiliyor. Böyle bir insanı bulmadığınız sürece, size aynı olunmadığı sürece hüsrandasınız. Hüsranın sonu da hasrettir. Hüsran, hasret hep aynı kökenden gelir. Sonlarına eklenen şeylerle, harflerle değişimi olur. Hüsrandasınız. Çünkü aynanızı bulmadınız demektir. Bir tefsir itibariyle böyleyken, bir tefsir itibariyle de şöyle söylenir. Vel as innen insane lefu husr. İnsan apaçık hüsrandadır diyor. Yani asra yemin ederim ki, yaşama yemin ederim ki. Yani varlığını benden bulmuş insana. Çünkü yaşayan Allah'tır. Biz de fıtratımız gereği, fıtratımız kadar hakkı yaşıyoruz. Her varlık hakkın diriliğiyle yaşar. Bunu Said Nursi şöyle söylüyor. Diyor ki, her varlık diyor Allah'ın diriliğiyle diri, kayyumiyetiyle kayyumdur. Bunu birçok evliyat da söylemiştir. Yani anlatmak istediğime referans olsun diye. Diri olan odur, yaşayan odur. Bize verdiği fıtrat ölçüsünce onu yaşıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Kader, hani dedik ya kader hakkı yaşamaktır. Zorunludur. İlahi sıfatlar olarak yani onun için geçen hafta tümelleri konuşurken tümellere dikkat edin. Yaşamın bütün alanındadır tümeller. Çünkü hak tümeller üzere hareket edendir. Dirinin kendisidir. Ve diri tümeller üzere rahmet tavırlarındadır.
Burada tümeller derken iyilik, güzellik, doğruluk, rahmaniyet, rahimiyet, bütün esmaları aklınıza getirebilirsiniz. Velhasıl kelam, şimdi toparlayayım bu bağlamda. Burada asl derken kişinin yaşamı üzerine yemin ediyor. Dolaylı üzerine, yani fıtratı üzerine, yani velas insana verdiğim yaşam üzerinden, yani benimle bulduğu yaşam üzerine yemin ederim diyor. Veyahut da hemen biraz da ileriye götürüm. Velas insan beni yaşıyor. Yaşamım üzerine yemin ederim. Allah-u Alem As suresinde kendi üzerine yemin eder. Yaşayan odur çünkü. Çünkü deh benim diyor. Bakın bunu bir hadisi kutsiyle destekleyeyim size. Tefsir itibariyle. İnsanlar diyor dehre ki Ademoğlu diyor dehre küfür ediyor. Deh benim diyor. Deh demek geniş zaman açısıdır. Zamanın kendisi olarak algılayın. Vakit değil bakın deh. Ha? Şey. Duyamıyorum. Felek hocam. Felek. Yok felek de aynı şey değil. Felek cismiyeti de içerir. Döngüyü içerir. Ama dehrin kendisi bizatihi hareketin kendisini içerir. Kavramsal olarak. Ve dikkatli bakın, hareketten başka bir şey yoktur bütün kainat. Yani zamandan başka bir şey yoktur. Burada yoktur derken mekansal olarak bir şey kastetmiyorum. Hareketin kendisini konuşuyorum. Hareketin nokta, kendine ait bir varlığı yok. Geçen hafta konuşmuştum. Hareket bir varlığın hareketidir. Hareketin kendine ait bağımsız bir varlık şeyi yoktur, durumu yoktur. Onu geçen hafta konuşmuştum. Burada dehre yemin etmesinin sebebini bu bağlamda anlayın. Yani hareketli olan benim diyor. Zamanın kendisinde tavırlarda olan benim diyor. Yani zaman diye bir şey yok. Benim tavırlarım var. İnsanoğlu diyor. Dehre köpürüyor diyor. Ne diyor? Kötü zamana düştük. Vay bu zamanda böyleymiş. Batsın kahpe dünya. Hani bizim bir 70'ler arbek sezonumuz vardı. Türkiye'de küfür sezonumuz. Allah esirgedi kurtulduk bir parça. Şimdi ama şey keyif zamanımız, pop zamanımız başladı. Türk sanat müziğine ne zaman döneriz bilmiyorum. İnşallah döneceğimiz bir zaman vardır. Velhasıl kelam Allah'ın mutlu ihsanıyla burada dehre dikkat edin. Cenab-ı Hak tavırda olan benim diyor. Yani hareketin kendi varlığı yok. Dehrin kendi varlığı yok. Cenab-ı Hak tavırda olduğunu zikrediyor zaten. Yani zaman olarak kendisini tavırda olduğunu zikrediyor. Onun için diyor zamana göre yetiştirin demek şu demek. Allah'a göre yetiştirin. Her zamanda Cenab-ı Hakk'ın ahkamı değişebilir. O ahkama göre yetiştirin demektir. Yoksa geçmiş zamanda bir ahkama göre Cenab-ı Hak tecelli etmiştir. Amenna. Ama bu zamanın ahkamını bulmaz, bu zamanın ahkamına göre yetiştirmezsek çocuğun kendisini heder edersin. Daha doğrusu kendimizi de heder etmiş oluruz. Hakkı anlayamıyoruz demektir. Vel asr demek Allah'ın mutlu ihsanına Cenab-ı Hakk'a göre yaşamadığımız anlamını taşır. Çünkü insan apaçık hüsrandadır diyor. Yani bana göre yaşamıyorlar. Kendilerine göre yaşıyorlar. Yani bunu şöyle diyeyim, kendilerine göre dinleri var. Hakk'a göre değil. Bunu biraz daha basit diyeyim. Bir ayetle anlatayım. Ayet şunu söyler. Define Allah katında din İslam'dır. Hepimizin bildiği bir ayettir. Cuma namazlarında genelde fazlasıyla da zikredilir. Allah katında din İslam'dır derken insan ontolojik olarak selametini, İslam selametini Cenab-ı Hakk'ın iradesi, Cenab-ı Hakk'ın ahlakı üzeri bularak onun katına taşınır. Yani gönlü Allah'ın beyti olur. Kainatı yarattım sığmadım diyor. Bakın lahut olarak katını zikretmiyorum. Tecelli olarak katını zikrediyorum. Ademdeyim, Adem'le tecelli edin manasında. Kainatı yarattım sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım diyor. İnsan Allah katıdır. Allah katında din İslam'dır derken, insan Allah'ın mutlu ihsanıyla takdir-i ilahi onun ahlakı üzerinden onun katı olabilir. Bunu efendim şöyle zikrederdi. Derdi ki, evladım saray memuru olmayınca padişah gelip ikamet etmez. Evvela bir imar olacak. İmar, memur olacak ve varlığında hak tecelli edecek. İslamca bakın İslam'la ancak selametinizi bulur. Burada İslam selamet. As suresi de işte bu yolu gösteriyor. Yani hakkı hakkınca yaşamanın yolunu. Tavırda olan benim. Küfre varmadan yani hüsran. Hüsranı burada biraz daha abartıya götüreyim tefsir olarak. Küfre varmadan yani Allah'ta Allah'ın varlığını yaşarken Allah'a örtünmeden yaşamak. Küfre varmadan yaşama. Bu bağlamda Allah'ın mutlu ihsanı asra yani kendi varlığı üzerine yemin ediyor. Tavırda olan varlık olarak kendi varlığı üzerine yemin ediyor. Ve hemen arkasından diyor ki takdir-i ilahi insan apaçık hüsrandadır. Hüsran demek takdir-i ilahi bu bağlamda o gayrılık taşıyan bir kavram içerik olarak gayrılık taşıyor.
Yani içeriğine baktığınız zaman bir şeyden ayrılığını sizi hüsranda kılar. Elinizden sevdiğiniz şeylerin veyahut da aidiyet hissiyatında olduğunuz şeylerin kendinize ait hissetmeniz bir, kendi elinizden çıkması iki, sizde hüsranlık var eder. Aynı zamanda elinizden çıkanlara karşı hasretiniz olur. Ve Cenab-ı Hak kendisinden ayrılık üzerine yemin ediyor. İnsan apaçık hüsrandadır diyor. Asla yemin ederim ki. Yani benden ayrı ve benden gayrı yaşıyor. Yani ben yaşayan benimken kendisi benden ayrı gayrı yaşıyor. Ve bu bağlamda hemen arkasından diyor ki lakin diyor, burada ayette direkt lakin geçer, geçmez. Söylediği şeye taşımak için söylüyorum takdir-i ilahi. İman edenler, salih ameller işleyenler, yani hayır üzere olanlar, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler hariç diyor. Bakın dört tane şey zikrediyor gene. İman, salih amel, ben ona hayır diye alayım. Çünkü salih amel hayırdır. Hayır demekse, yani iyilik, Türkçe'ye çevirsek iyilik. İyilik dediğimiz şey varlık verme. Geçen haftalar konuştuğumuz gibi varlık vermeyle alakadar bir şeydir. Hani birine bir şey veriyorsunuz, iyilik yaptın. Biri için bir şey yapıyorsunuz, bak gene varlık veriyorsunuz, iyilik yaptınız. Bir insana yardım ediyorsunuz. Ne gibi bir yardım olsun? Hayati, bedeni, neyse artık. Bakın ona varlık veriyorsunuz. İlmi, varlık veriyorsunuz. Duygular, hani seviyorsunuz farz edin. Varlık veriyorsunuz. Sevgiyle varlık vermek, ilimle varlık vermek, bir anlayışınızda bir pencere açılabiliyorsa ilimle varlık bulmuşsunuz demektir. Eylem kimden başlıyorsa o hayır üzeri demektir. Ve Hazreti Resulullah bu bağlamda güzel bir hadis-i şerif söylüyor. Allah'ın lütfü ihsanı selam üzerine olsun. Diyor ki ne? Veren el alan elden üstündür. Çünkü veren el hep hayır üzeridir. Varlık verme üzeridir. Salih amel hayır üzeri olmaktır. Allah için varlık vermektir. Ya Musa bugün benim için ne yaptın? Hadis-i kutsisine gidin orada. Yani birine varlık verdin mi? Yani birebir benim eylemimle örtüşüyor musun? Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki ne? Rahmeti kendime farz kıldım. Yani varlık vermeyi kendime rast kıldım. Allah'ta rahmet bizde hayır demektir. Bir daha söyleyeyim. Allah'ta rahmet olan şey, yani varlık verme, insan yaşantısında hayır diye zikredilir. Onlar hayır, bak onu da Allah-u Azimşan müminler için şöyle zikrediyor. Onlar hayır işlerde yarışırlar. Yani varlık vermekte birbirleriyle yarışır. Şimdi bu bağlamda iman. İmanın kendisi katışıksız bir şekilde, şüphesiz bir şekilde Cenab-ı Hak'tan ihlas üzere emin olmaktır. Bu iki türlü gelir. Bir, Allah-u Alem'in lütfü ihsanına doğuştan gelendir. Bu çocukluktan itibaren vardır. Ve bu gibi insanlar genelde korkak olarak yetiştirirler. Allah'ın varlığından emin bir şekilde yaşarlar. İki, kişiler yaşantısı boyunca birçok şeyle uğraşabilirler. Varlık sorgulamalarına geçtikten sonra ilmi değerlendirmeler ve ilmi bilgilerin artması üzerinden ilimlerinin artması üzerinden alemde dönen olaylara hayret ederler ve o hayretlikte bir sonuca ulaşırlar. O da Cenab-ı Hakk'ın varlığıdır. Hayranlıkla ona bağlanırlar ve imanı o şekilde bulurlar. Ama temelde gene bir iman vardır. Ama o örtüktür. Ne zaman ki hayret ve hayranlığa taşınır, iman kendini iyice onda göstermiş olur. Altını çizeyim burada. İman kalbidir bakın. İman kalbi durumudur. Eşari grubu genelde imanı amelde görmek isterler. Amelidir derler. Değildir. Maturidi bu noktada Allah'ın selamı üzerine olsun doğru bir tespit yapmıştır. İman kalbidir demiştir ve referans olarak bir ayet de göstermiştir. Ayet de şudur. Bedeviler hani geliyorlar Resulullah Efendimiz'e diyorlar ki ne? Ya Resulullah biz de sana iman ettik. Cebrail aleyhisselam geliyor. De ki onlara iman tam kalplerine yerleşmemiştir. İman ettik demesinler. Çünkü menfaatle geldiler. Ola ki faydası dokunur. İman tam. Çünkü imanda menfaat yoktur. Bir insan Allah'a iman ediyorsa orada menfaat arayamazsınız. Allah için mi kararsınız? Elinden belinden dilinden emin olmak demek şu demek. Kendi için yaşamayan demektir. Haklar üzere yaşıyordur. Kendi keyfi için, kendi menfaati için bir iş yapan demek değildir mi? Dilim sürçüyor, özür dilerim. Oruçluğa verin. Takdir ilahi aslında bahanesi de olmaz bu işe. Allah aferin. Burada kendi için yaşamıyor dediğimiz şey Allah'ın lütfü ihsanıyla elinden. Bakın elinden. Yani hırsızlığı yok demek. Belinden. Şehveti kendi için değil. Haklar üzere. Yani başkalarının namusuna, iffetine saldırmayan.
başkasının malında gözünde olmayan, eli göz, başkasının eli, malında eli olmayan, başkasının işinde eli olmayan, gözü de olmayan, dilinden haksız yere konuşmayan, haksız yere olmayanları siz düşünün. Gıpta, şey, gıybetten tutun, ev laklaka kadar hepsi girer. Onun için diyor Resulullah, eğer benim bildiklerimi bilseydiniz sadece susardınız diyor. Yani sadece hak üzere konuşurdunuz demektir aynı zamanda. Şimdi top, buyurun. İbadetler salih amellerin içine girer. Girer. Dahil. Zaten ibadet sahası hepsi ibadettir bakın. Ben diyor insi ve cinsi bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Buradaki ibadet anti parantez takdir ilahi şey artı parantez orada hizmet kavramı noktasına girer. Abi ibad hizmet noktasındadır. Ben diyor insi ve cinsi diyor bana hizmet etsinler diye yarattım. Burada hizmetin dairesini geniş tutabilirsiniz. Kendi nefsinize ibadetlerle hizmet ederken kendi nefsinize suhu bulmak için efendime söyleyeyim hakka yakın gelmek için ibadet ederken gene bir hayırdasınızdır. Gene kendi nefsinize hayırdasınızdır. Başka insanlara yaptığınız amellerde gene hayırdasınızdır. Hizmettesinizdir. Allah'ın bir sıfatını zikri ilahiyi bu alemde takdir ilahi eyleminizde anışa taşıdığınız için gene ibadettesinizdir. Hizmettesinizdir. Hani ya Musa diyemiştik. Bugün benim için ne yaptın? Sözünden hareketler. Baktığınız zaman yani ben senden elvedut oldum mu? Halife diye yaratmış ya. Onun için bana ibadet etsinler diye yarattım ayet-i kerimesiyle halife yaratacağım ayet-i kerimesini beraber düşünün her zaman. Yeryüzünde halife yaratacağım. Yeryüzünde kendime ibadet edecek insanlar, insi ve cinsi kendime ibadet etsinler diye hizmet etsinler. Hizmet eşittir, Allah için yapılan bir şeydir. Kendi nefsiniz için yaptığınız her şeyden sorgu sualiniz var. Her ne ki Allah için yapıyorsunuz, nefes almanıza kadar, yeme içmenize kadar, vallahi billah diyorum sorgu sualiniz yoktur. Çünkü Allah alemin kendi sözüdür. Allah için yapılan şeyin sorgu sual yoktur. Çünkü onun için yapmıştınız. Kendi nefsiniz için yapsanız gel bakayım niçin yaptın? Nereden getirdin, ne yaptın, ne ettin, ne kadar sorgu sual uzar. Ama eylem sizin kendi nefsiniz için değil ki Allah'ın kendisi için bizzat. Bunu ayet-i kerimeyle biraz destekleyin. Amelleriniz niyetlerinize göre ölçülür. Yani hesap kitap amele göre değil, niyete göre. Niyet zaten Allah içindi, bitti. Unutun gitsin. Sorgu sual yoktur. Zaten Allah için yaptığınız hep hayırdır. Allah için yapmadığınız şeylerin hepsi keyfi. Şimdi toparlayayım. Burada hüsrandadır ayeti kerimesiyle beraber takdir-i ilahi. Kişi Allah'a yabancılaşmıştır. Allah'a karşı örtülmüştür. Allah'a karşı masivaya düşmüştür. Gibi içeriklerle hüsranı doldurabilirsin. Allah'a karşı da derde düşmüştür. Ve hemen size bir çare getiriyor. İman. Kalbi noktada diyor ki ne? Şüphesiz Allah'ın varlığından emin olan kişiler. Bak kalbi emin. Eyleminde hayır ameller üzere, salih ameller üzere olanlar. Burada ibadet dairesi zaten. Salih ameller üzere olanlar. Bak eylem sizden geliyor. Salih amel. Hakkı tavsiye edenler. Hak, gerçeklilik, evrensel olan. Yani herkes için geçerli olan. Gerçeğin bizatihi kendisi. Geçen haftalar konuşmuyor. Aynı zamanda kalıcı olan demektir. Değişmez. Yani evrenseller üzeri yaşanır. Evrenselin dışında yaşanmaz. Yani her şey gerçekler üzeri yaşar. Gerçeğin dışında yaşayamazsınız. Gerçeğe siz örtülmüşsünüz. Ha, buna mikrofon deniliyor. Mikrofon demeyelim. Bu vazifeyi yapmıyor diyelim. Biz kendimizi örteriz onu. O gene vazifesini yapar. Güneşe istediğiniz kadar ilahlık yükleyin. Güneş kendi vazifesini yapar. Yani demek istediğim gerçek her zaman gerçektir. Ve gerçeğe göre yaşanır. Sadece zihinlerimizde, zanlarımızda onu örtürüz. Ve Allah-u Alem bize yol getiriyor bu bağlamda. Diyor bir iman, iki salih amel ve üç Allah'ın lütfü ihsanı hakkı diyor tavsiye edenler. Hakkın geçen haftaki sohbetlerimizde söylediğim gibi iki veçesi vardır. Bir, gerçek anlamını taşır. İki, hakkaniyet anlamını taşır. Yani hakke kavramının bir gerçeğe bakan veçesi vardır. Bir de adalete bakan veçesi vardır. Zaten gerçek olan şey hakkaniyet üzeri kendini gösterir. Bir daha söylüyorum. Gerçek olan şey hakkaniyet üzeri gösterir. Bunu bir ayeti kerimeyle söyleyeyim. Yer gök diyor adalet üzeridir. Hadis-i şerif de söylüyor. Yani Cenab-ı Hak her şeyi hakkaniyet üzeri yaratmıştır. Adalet sıfatını bu noktada tabir edelim. Adalet bir varlığın varlık hakkını vermektir.
bir şeyi yaşıyorsanız Allah-u Alem'in lütfü ihsanine sizi var etmiş. Bakın Allah var etmiş. Bazıları diyor doğada adalet yoktur. Değil. Bizzati doğanın kendisi Rahman sıfatı gereği adalet üzeridir. Yer gök adalet üzeridir diyor. Çünkü Allah yaratıyor, yarattığını kendinde ikame ediyor, idare ediyor, idame ediyor. Bütün varlıkla ona destek çıkıyor. Bütün varlıkla onu idare idame ederken adalet sıfatına bürünüyor. Bakın bir tavrı üzere bütün varlıkla onu var edişi bir şeyi var ediyor. Onu kendinde varlık koşulları neyse o koşullara göre var edişi, o koşullara göre idare idame edişi hakkaniyet üzeridir. Onun için bir kutup ayısını gidip de Suudi Arabistan'da bulamazsınız. Oradaki bir kartalı da gidip kutupta bulamazsınız. Oradaki koşullara göredir. Biz dahi bu noktadan baktığımız zaman her şey hakkaniyet üzere yaratılmıştır. Ve adalet sıfatı bir, her şeyin varlık hakkı üzere yaratılırken, yani insan olmanın gerçekliliği ve insan olmanın gerçekliliğinin devamlılıklarındayken adl esması gereği kendi sıfatımızın gereğinde yaşarız. İşte gerçekliğimizi o zaman buluruz. Yani insan ancak adalet noktasında hareket ederse insanlığını bulur demektir. Hakkaniyetini o zaman bulur demek. Hak sıfatı bir, hakkaniyet itibariyle adalet sıfatına bakar, aynı zamanda gerçeğe bakar. Gerçeğin kendisi de her zaman hakkaniyet üzeridir. Onun için bir ayet-i kerimeyle destekleyin. Hak geldi, batıl zayi oldu diyor. Batıl zayi olmaya mahkumdur. Yani batılda hakkaniyet yoktur. Aynı zamanda adalet sıfatı süreklilikle de alakadardır. Cenab-ı Hakk'ın varlık sıfatlarının tamamına bakın, adalet sıfatı gereği süreklilikte var eder. En basit aleme bakın, alemin tamamı da bir vahşilik gibi bir şey görükür. Batı felsefesinde ne söylenir? Yok etki var olası. Yani temel zihniyet itibariyle. Tasavvufta ne söylenir? Var etki var olası. Bütün Kur'an-ı Azimşan'a bakın. İyilik yapanlar, hayır işlerinde koşulanlar, var etki var olası. Hani diyor ya, ya Hümeyra diyor, ne yaptın kurbanlı? Efendim diyor, hepsini dağıttım, bir but bize kaldı diyor. Hazreti Resulullah'a. Hazreti Ayşe'ye soruyor. O da diyor ki ne, bir but hariç hepsi bizimdir. Var etki var olası. Allah'a diyor hüsnü kasem ihsan edin. Yani güzel bir borç veriniz. Yaptığınız her eylem hayır üzeriyse Allah-u Alem onu kendine borç atfediyor. Ve borç atfettiği üzerinden hemen söylüyor. Önceden gönderdiklerinizi yanımızda bulacaksınız. Artık o ilahi alemde nasıl bir biçim kazandıysa onu Allah katında bulacaksın. Ya cennet olarak ya cehennem olarak. Allah esirgesin cennet olsun. Hepinize. Efendim? Ailelerin vebalerini çeken çocuklar mı oluyor? Mesela okuyoruz işte annesi ve gününü haram yediği için çocuk yalancı oluyor. Ya da başka bir şey oluyor. Gandhi'nin bir hikayesi var. Gandhi çocukken annesi oruç tutarmış. Annesi bir şeyi nasıl da hatırlayayım. Ha, bir şey gelirmiş kuş gece vakti, akşam vakti. O kuş geldiği zaman orucunu açarmış. Enteresan bir hikaye bu. Benim hoşuma gitti duyunca sizinle de paylaşayım. Kadıncağız orucunu tutuyor, kuş gelmemeye başlıyor. Gandhi kendini yiyor, annesi orucunu açamıyor. Annesi orucunu açamadığı için çocuk ve gidiyor şeye çıkıyor, ağaca çıkıyor, kuş taklidi yapıyor. Ki annesi orucunu açsın. Annesi eyvah ben ne yaptım diyor, kendini paralıyor. Ben nasıl bir çocuk çıkarttım diyor, yalancının teki. Bakın nereden bakıyor? Çocuğun niyetine bak, annenin bakışına bak. Yalan söylüyor diyor. Ne yani ne orada söylediği şuydu aslında. Ne kötü bir amel yaptım ki çocuğum yalancı oldu. Derler ki İstanbul efendilerinden genelde bir Bektaş Eren için söylerler. Takdir-i ilahi. Efendinin bir çocuğu olmuş. Su taşıyan kadınlar eskiden şeyde taşırlardı. Bilir misiniz? Bu tulumlarda taşırlardı. Posttan yapılmış, deriden yapılmış. Öyleymiş. Eyvallah. Bakraç herhalde bulamıyorlardı. Gariplerim öyle yapıyorlardı. Ama ne kadar şanslıyız ya. Vallahi ya. Ya Rabbi ya Rabbel alem. Velhasıl kelam bir de kadınlar olarak çok şanslısınız. Öyle bir zamanda olsak sırf size taşıtıyorlardı. Erkekler lay lay lom. Paşa paşa yürüyorlar. Karadeniz'in kadınlarına Allah yardım eylesin. Vallahi. Takdirler. Çok emekçiler. Her neyse velhasıl kelam komşular şikayete geliyor. Diyorlar efendim sizin çocuğunuz şeyle beraber ne derler ona çuvaldızla derileri deliyor, tamiri de yok. Ve sular diyor akıyor, biz de tamir edemiyoruz zaten. Yani bir şeyler yapar mısınız, himmet eder misiniz? Efendi eyvallah diyor, hiçbir şeye söyleme, hiç kimseye söylemeyin, haber de vermeyin, gerekeni yapacağım diyor.
sabaha kadar yatakta balık gibi tak 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 böyle dönüyor. Sabah oluyor, ezanla beraber kalkıyor, hatunu kaldırıyor. Hatun diyor, sabaha kadar kendimi yokladım lakin bir şey bulamadım. Eğer varsa sende var. Bu çocuk niye yapıyor bunu diyor. Vallahi bey diyor, kusura bakma bendendir diyor. Bir gün diyor komşunun evinde aşerdim diyor. Orada tatlı güzel bir şey varmış. Kamış bir şey de varmış. Hemen bandırmış onu, içtim diyor. Yani dermiş içmiş artık, portakal mı başka bir şey mi bilmiyorum. Git diyor çocuğa hiçbir şey söyleme. Git diyor kadıncağızdan helalliği al veyahut da kimse aileden helalliği al gel. Gidiyor helalliğini alıyor, ondan sonra geliyor. Ay geçmiyor, iş bitiyor. Çocuk bir daha o alakayı yerine getirmiyor. Evet, bizlerin yaptığı olayların enerjisi evlatlarımıza geçer, ahlaklarında tecelli edebilir. Bu noktada Hazreti Ali'nin sözünü bir daha zikredelim. Söyle bana dostunu, söyleyeyim sana kim oldun. Yani huylar bulaşıcıdır. Çocuklara da bulaşır. Onun için dikkatli olun. Bir annenin evladına enerjisinin geçtiği gibi hiç kimsenin enerjisi evladına geçmez. Babanın enerjisi dahi geçmez. Bakın, baba enerjisi belirleyicidir. Anne enerjisi seçicidir. Kucaklayıcıdır, kendini alır. Direkt ondan beslenir. Adam diyor balık gibi döndüm diyor yani sonuçta. Bunu biz söylüyoruz espri olsun diye. Ve bakın, eğer bir hata görürseniz evlatlarınızda evle kendinize yapış. Bizlerde bir kusurumuz vardır. Kusuru görmek kusurdur da genel anlamda söylediğim için kimseye kale almıyorum. Takdir ilahi. Kusurumuz şudur. Bir suç işlendiği zaman suçluyu görürüz. O suç üzerinden hiçbir zaman kendimize dönüp acaba kaynağı biziz miyiz diye düşünmeyiz. Kişi kaynağına gidiyor ya. Yani öyle bir eylem ki diyor ya diyor bu çocuk yapıyorsa hani baba evladın sırrı, pardon evlat babanın sırrıdır diyor hazır. Yaptığı eylemle babaya aynadır o. Anne babaya aynadır üstelik. Ve o noktada ne yapıyor? Bir eylem gerçekleştiriyor. Diyor ki ne ya diyor bu eylem o zaman bizdendir. Çocuğun bir kabahati yok. Yani söylemek istediği bu. Ve kendi üzerine düşünüyor. Bir şey bulamayınca da hatuna sığınıyor. Bunu şaman geleneğinde bir tane kardeşim şöyle bir şey söylemişti. Yanıma gelmişti. Şamanlıkla uğraşmış. Allah'ın selamı üzerine olsun. Dedi ya dedi, Tibetlilere falan kadar da gitmiş herhalde. Niye oraya kadar uzatmış bilmiyorum. Ama iyidir. Hiç olsa gitmiş bir şeyler. Yani farklı bir bakış açısı kazanmıştı. Velhasıl geldi dedi ki ya adamlar dedi evvela bir bakıyor. Hasta kişiyse kişi problem ahlaki noktada veyahut da nefsani noktada neyi varsa veyahut da bedeni noktada. 7 sülalesine bakıyorlarmış. 7 sülalesinden ne taşıyor? Bu hadis-i şerifte dahi vardır yani. Hani zenci bir çocuk doğuyor. Eshab-ı kiramdan ebeğinler diyor ya bizden değil o zaman. Adam geliyor diyor bu benden değil, beni aldatıyor diyor. Velhasıl yani Resulullah çağırıyor. Diyor ki ne sizin soyunuzda 7 kuşakta diyor hiç diyor şey var mıdır? Melez veyahut da efendime söyleyeyim zenci var mıdır diyor. Bedevi var mıdır? Vardır diyor Resulullah. Ya Resulullah 7 kuşak içerisinde gene tekrar eder diyor. Çok enteresan bir hadis-i şeriftir bu. Allah'ın lütfü ihsanı bakın genetiğinize tutun huylarınıza kadar bulaşıcıdır. Ve bu bağlamda ruhaniyetlerini çağırıyormuş. Hani ruh çağırma seansı cin mi gelir, ruh mu gelir, melek mi gelir bilmem. Takdir ilahi onlar ruhlar çağırıyormuş. Ruhlarından soruyor. Razı olan olmayan var mı? Veyahut da ruhlar içerisinde hata yapmış olan var mı? Ki ne hata yaptıysa hiç yoksa düzelsin de oradan şey olsun. Efendime söyleyeyim sıyırsın. Ondan sonra tedavi. Ya dedim bunu uzatmaya ne gerek var? Tamam güzel bir yöntem. Bakın altını çiziyorum. Yapabilene aşk olsun. O ruhları çağırıp da problemi o şekilde bulmak kolay bir şey değil. Ha bulabiliyorsa aşk olsun. Ammenna. Bunun daha kestirmesi var. İyilikler kötülükleri giderir. İyilikler kötülükleri giderir. Allah ilkesinde toparlanın. Tevhidde toparlanın. Emin olun çocuğunuzu dahi şifaya bulursun. Şöyle bir şey anlatayım. Çok tanıdığım, sevdiğim insanlar var. Din iman fazla bilmezlerdi. Takdir ilahi. Kendi babam mesela. Din iman fazla bilmez. Bilirsin. Tombiş bir herif. Benimle inanılmaz cederleşmeler oldu bu yola girdiğim zaman. İnanılmaz. Ya kavganın dövüşün haddi hesabı yok. Vallahi ya evde bir gün huzur yok ama onu söyleyeyim. Zaten hiçbir zaman huzur yok da müminin zindanıdır diyor. Ne zaman olursa bilmiyorum. Felası kelam şikayetçi de değiliz. Hamdü seneler olsun cederleşmelerin haddi hesabı yok. Babaya dedim ben evi terk edeceğim. İçimden söylüyorum ama. Baba böyle yaptı. Aradan zaman geçti. Gene dayanamadım. Gene söyledim. Takdirler gene aynı. Bir daha oldu. Artık aşikar söyledim. Ya baba müsaade edersen bırakayım. Takdir ilahi şöyle söyledi. Dedi ki evlat dedi. Onların alemi ayrı. Senin alemin ayrı. Hizmetin gereğini yap. Resulullah'ın hadisidir aynı zamanda.
Yani diyor, ebeğinin diyor kafir dahi olsa hizmet et. Ola ki seni dinden çıkartır. O hariç. Seneler geçti. Aynı amcazade, babam takdir ilahi, bir baktım yan odada şey izliyor, çizgi film izliyor. İzlediği çizgi film Hazreti İsa'nın filmi. İçeri girince hemen değiştiriyor. Değişebiliyor insanlar ya. Zaman içerisinde. Hizmet edin, hiç bilmelerine gerek yok. Paylaş. Siz tevhidin gereğini yapın. Birliği korumaya çalış. Sonuçta değişirler. Çocuklarınız mı? Yanlışları mı var? Kendinizi yoklayın. Evvelde yaptığınız hataları yoklayın. Maneviyata karşı yaptığınız hataları yapın. İlla bir tanesi çıkıyordur orada. Yani size aynı olmuyordur. Tamam, onu göremediniz. Yani siz piripak oldunuz. Çocuk da piripak ama bir yerden sakatlık alıyor. Nereden? Yani genetiğinde bulamadık. Tamam. Yani o enerjisinde bulamadık. Tamam. Arkadaşlarından bulaşıyordur. Kendini ispat etmek için. Doğasında vardır insanın. Varoluşa taşımak ister her varlık kendine. O zaman arkadaşlarına dikkat edin. E ne yapalım? Onun için sadakalar ver. Onlar için hayır dualar edin. Onlar için Yasin'ler, Fatiha'lar okuyun. İmanına hediye edin. En basiti 70 bin la ilahe illallah okuyun. Vallahi billah geri dönücü değildir. Direkt ruhaniyetine hediye edin. Çocuklarınızı okuyun. Değişimi görürsünüz. Şamanlara gitmeye kadar gerek yok. Eğer imanlısanız, bakın biraz sonra söyleyeceğim şeylerle alakadar bu. Geçen hafta zikir bahsini yapmıştık. Zikir bahsinde unuttuğum bir şey vardı, söyleyeyim. Çok önemli bir şeydir. Takdirlay, o da şuydu. Cehri zikir, melekler alemiyle irtibat kurmanızı sağlar. Sesli. Sessiz zikir ise asılların asılları alemiyle, yani nokta-i kibriya alemiyle, nur alemiyle bağlantı kurmanızı sağlar. Hani uzayda bir tane şeyimiz var, uydumuz var, habire mesaj yayınlıyor. Mesajına kim cevap verirse. Zikir de sizin mesajınızdır. Ola ki alemde bir tanesi cevap verir. Bir tanesiyle asıllar, yani meleklerle bağlantı kurarsınız. Cehri zikir meleklerle bağlantı kurmanızı sağlar. Onun için şaman geleneğinden gelenlerin tamamı, bakın cehri yaparlar. Bakın şeyden, bakın Allah-u Alem dinler tarihinde takdirle, şamanlar da bir dindir. Dinler tarihinde yüksek derecede şamanlar gelmiştir ve melekler üzerinden hakkı bulmuşlardı. Bakın bir şeyi şeyle ele almayın. Sonradaki sonuçlarda putperestlik düzeyindeki halleriyle ele almayın. Onların ilk örneğinden kaynaktan beslenin vardır ille. Bu noktadan hareketle baktığınız zaman onlardan da hakikat adına bir şeyler görüyorsanız demek ki kaynaktan beslenimleri olmuş. Sonradan bozulumlar olmuştur. Ve şamanlık cehri zikir üzeridir. Ve dikkatli bakarsanız onların totemleri, en basiti Kızılderililer, bakın totemler derler. O totemlerine dikkatli baktığınızda direkt meleklerle alakadardır. Ayı kuvveti, arı kuvveti, arı kuvveti diyorlar mı bilmiyorum da kurt kuvveti diyorlardı. Bunun gibi. Ya burada ne varsa asıllar alemde onun meleği vardır. Onun kuvvetini davet edersiniz. Ve her bir melek bir zikri ilahi üzeridir. Yaptığınız zikirde o meleği davet etmiş olursunuz. Cehride davet vardır ama melekleri. Hafide ise bizatihi nur deryasının nokta-i kibriya melekeleriyle irtibata geçersiniz. Bütün varlığınızı kuşatana kadar devam. Bu da çok önemli. Altını çizeyim. Onun için kararı kendiniz verin. Cehri mi? Hafi mi? Gerçi insanın hali müsait, hangisine müsaitse onu yapıyor. Diğerini yapamıyor. Valla. Genelde ya ben bir ara bir sene boyunca deneyeyim dedim, olmadı. En sonunda gene hafiye döndüm. Yani meşrebim hafi olduğu için takdir. Yani Nakşibendi tarafıyla geldiğimiz için gene plakayı söylüyoruz. Geldiği için hemen takdir ilahi Allah'ın lütfuysa hafi yapabiliyorum. Çünkü meşrebim oraya. Yani beceremiyorum bir türlü cehri. Cehri yapanlara da gıptayla bakıyorum. Bazen içlerine girip şöyle dinleyesim geliyor. Hiç halka zikri dinlediniz mi? Veyahut da gidip katıldınız mı? Azimallah. Müthiş bir şey ya. Ben beceremiyorum ama becerenlere böyle gıptayla bakarım. İnanılmaz bir harmonisi vardır ya. Bir de o ahengine girdi mi? Arada bir de gazel patlattı mı? Bir tanesi tamam. Mesut oldunuz gitti. Allah'ın esmalarıyla yoğunlaşmakla alakadardır aynı zamanda. Şimdi gene vel asla dönelim. Allah'ın lütfü ihsanı, birincisi aidiyet noktasında imanı söylüyor. Kalbi olan bir durumu beyan ediyor. İkincisi ise fiili bir durumu beyan ediyor. Salih amel, amel fiili bir durumu beyan ediyor. Hak, hakkı tavsiye eden, yani var olanı, gerçek olanı, olmayanı değil. Gerçek olanı işaret edenler, gerçek olanı gösterenler, gerçek olanla aynalaştıranlar. İki veçesi varmış diye demiştik. Gerçek ve gerçek üzere olurken hakkaniyet üzere olmak, adalet üzere olmak.
ve bu bağlamda hakkı tavsiye edenler, gerçeği ve hakkaniyet üzere olmayı tavsiye edenler. Hakkaniyet üzere olmayı hangi ayette destekleyin? İyiliği emredin, kötülükten men edin. Ve devam edeyim. Allah'ın lütfü isenler bir ayet hemen arkasından daha söylüyor. O ayetin kendisi de sabır. Ve şöyle söylüyor. Hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler hariç. Sabır kavramı geçenlerde bir kardeşim sormuştu. Ya sabır deyince biz ne anlamamız gerekiyor noktasında sormuştu. Sabır deyince genelde şu anlaşılır. Birisi sana tokat attı mı geriye kaç. Veyahut da tepkisiz ol. Veyahut da efendime söyleyeyim sükut et. Veyahut da Hazreti İsa gibi diğer yanağını da dön. Yani sabır. Sabır günümüzde tahammül kavramı tam karşılamıyor. Tahammül belli bir zorluk, belli bir koşul altında yaşarken o şeye alışmak anlamını taşır. Sabrın kendisi farklı bir şey. Ani olan şeylere tepki göstermemekle alakadar bir durum. Birincisi ani bir şeyle karşılaştırırız. Bela, musibet neyse artık bu. Aynı anda tepki göstermemeliyiz. Çünkü göstereceğiniz her tepki ya öfkedir, ya nefrettir, ya kindir, ya buğuzdur, ya bozgunculuktur, ya küfürdür. Dikkatli bakın, söylediğimi bir daha tekrarlayayım. Başınıza gelen musibetlerde ilk yaptığınız tavır nedir? Ya sebeplerden görmeniz doğrultusunda sebeplere ani refleksel tepkiler gösterirsiniz. Bu öfke olabilir, haset olabilir, kıskançlık olabilir. Neyse o olay, neyse o olgu. Ve ondan sonra yaptığınız şey takdir-i ilahi sadece masibaya düşmektir. Sabır ise şunu söylüyor bakın. Sabırda ise şu söylenir. Kendini bir adım geriye al. Yaşadığın olayı değerlendir ve ona göre yol tut. Hakkaniyet neyi gerektiriyorsa ona göre yol tut. Bu noktada Hazreti Resulullah'ın Uhud Savaşı'ndaki halini aklınıza getirin. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar 60'a yakın, Müslüman demeyeyim, müminler 60'a yakın küsur şehit verdiler. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun, himmetler üzerimizden eksik olmasın. O şehitlerin kendisi üzerine Cenab-ı Resul'ün çektiği acının haddi hesabı yok. Ağladığı gecenin haddi hesabı yok. Ve Cenab-ı Resul ve o şehitlerin üzerinde yemin ediyor. Diyor ki ne? Vallahi billah diyor, ben dahi size bunun daha fazlasını yaşatacağım diyor. Cebrail geliyor. Diyor ki ne? Birisi size bir şey yaparsa bir mukabil aynı şekilde karşılık verin. Yani hakkaniyeti gözetin. İki, eğer diyor affederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok eğer diyor merhamet ederseniz mükafatınız Allah katındadır. Bakın üç tane basamak getiriyor. Birincisi adalet. Adaletli olun. İkincisi merhamet. Merhametli olun. Üçüncüsü af. Üçü de Allah'ın sıfatıdır bakın. Eğer siz diyor affederseniz Allah'a işinizi bırakırsa pardon merhamet eder affederseniz üçüncüsü Allah'a bırakırsanız. Allah'a bırakma nasıl olur? Çünkü şundan bundan bilirken Allah'a bırakamazsınız. Eğer kaynağını Allah'tan bilirseniz Allah'a bırakarsınız o zaman seyret. Görün bakın nelerden. Ve hakikaten de öyle oldu. En sonunda galip olan bizler olduk. Şimdi toparlayayım bu bağlamda. Sabra davet edenler hariç. Sabır daha iyi etkin bir şekilde yaşadığınız olayları değerlendirmeniz için şarttır. Şeriatın başıdır. Bir daha söylüyorum. Şeriat hak şeriatta ilke haktır. Haklar üzere yaşamaktır. Ve haklar üzere yaşandığı için şeriat kapısı, vicdan kapısını gerektirir. İnsan şeriatı vicdanı üzerinden yaşar. Ve insan vicdanı üzerinden yaşarsa şeriat kalbine yazılmıştır artık. İstese de istemese de Cenab-ı Hakk'ın şeriatı üzere olur. Haklar üzere olur. Cenab-ı Hakk'ın şeriatının en temel özelliği ise haklar üzere olmasıdır. Yer gök adalet üzeredir diyor. Haklar üzeredir diyor. Ve bu bağlamda bakarsanız Allah'ın lütfu ihsanıyla takdirle bir iman, iki eylemlerinizde hakkı gözetmeniz, iyiliği gözetmeniz, hayrı gözetmeniz, yani yaratıcı olma, yaratıcı demeyeyim de şey olmanız, varlık verici olmanız, yani Cenab-ı Hakk'a lafıyla örtüşmeniz, takdirle üç hakkı tavsiye etmeniz ve hak üzere olmanız. Dört, tamam hakkı tavsiye ediyorsunuz, siz hak üzeresiniz ama musibet geliyor sizi buluyor. Sabredin diyor. Karşılaştığınız olayı değerlendirin. Değerlendikten sonra hakkaniyet üzere yürümeye çalışın. Sabır sizin efendime söyleyeyim masivaya düşmemeniz için, hakkaniyeti gözetmeniz için. Çünkü hakkaniyeti gözetmek demek ilahi sıfatlar üzere yaşamaya devam etmek demek.
hakkaniyeti gözetmeniz için ve Cenab-ı Hakk'ın varlık sıfatlarının üzerinize tecelli etmesi için şarttır. Eğer sabır üzerinden rızaya varırsanız ne mutlu size. Zaten Allah'tan biliyorsunuzdur, razısınızdır, yürür gidersiniz. Bu bağlamda toparlayayım. Hak geldi, batıl zayi oldu diyor. Batıl zayi olmaya mahkumdur. Yani siz hak üzerisiniz. Birincisi iman üzerisiniz. İkincisi salih amel üzerisiniz. Üçüncüsü Allah'ın mutlu ihsanıyla hak üzerisiniz. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlık gerçekliğini biliyorsunuz. Onu yaşadığınızı biliyorsunuz. Her varlığın onu yaşadığını biliyorsunuz. Her varlığın hakkaniyetinizi gözetmek zorundasınız. Her şeyi Allah'tan biliyorsanız hakkaniyetleri gözetmek zorundasınız. Ha, Allah bende kardeşim. Ne yapayım? Herkeste. Yalnızca bende yani. Sende olan herkes. Hazreti Lütfü Filiz'in çok güzel bir sözü vardı. Gece rüyama gelmişti Efendi Hazretleri. Evladım demişti. Güzel bir ders vermişti bana. Bizimle normal insanlar arasındaki tek fark şu. Biz biliyoruz. Onlar bilmiyor. Yani herkes hakkı yaşıyor. Aradaki tek fark. O zaman hakkaniyetleri gözetmek zorundayız. Herkes kendi varlığı nedeni doğrusunda Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatın gereğini yaşar. Beğeniriz beğenmeyiz. Onun için dedikodu, alay hak değildir. Gerçek değildir. Cenab-ı Hak kabul etmez. Bereket elinizi kesersin. Onun için kimseyle alay etmeyin, dedikodu etmeyin. Varlıktan akan bereketinizi kesersiniz. Çünkü orada hakkı görmüyorsunuz ki sizdeki bereket devam etsin. Eğer siz başkalarının hakkaniyetini gözetir ve hizmete de taşırsanız onu, yani ekstraya taşırsanız, hem hakkaniyetleri gösteriyorsunuz, gözetiyorsunuz amellerinizde, hem de bir taraftan hizmette gayret gösteriyorsunuz. O zaman varlığınızda bizatihi Allah tecelli eder. Orada salih amel derken hizmet kastediliyor. Hak derken hakkaniyetler kastedilir aynı zamanda. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığında gerçekliğini de yaşadığınızı bilin ama hakkaniyetleri gözeterek yaşayın. Çünkü Cenab-ı Hak hakkaniyetleri gözetir. Ve üçüncüsü sabır. Başınıza olaylar gelirse anlayamazsanız eğer, kaldıramazsanız eğer kendinizi bir parça geriye atın. Olayı hakkani cepheden görmeye çalışın. Değerlendirin. Ona göre hayatınıza yönelin. Resulullah'ın oradaki sözü söylediği söz sabır üzeri söylenen bir söz değil. Bakın. Ben diyor size daha beterini yapacağım. Yani bir sebep var. O sebebe karşılık tepki gösteriliyor. Ve hemen uyarılıyor. Yani kendini Cenab-ı Hakk'ın ahlakına taşın. Bu anlattığım daire üzerinden ilk söylediğim ayet-i kerimeden şu ayet-i kerimeyi düşünün. O da şu. Bizler şey neydi? Tam aklıma gelsen. Allah katında değil mi İslam? Bakın. Her gelen ayet sizi bir parça Cenab-ı Hakk'a taşıyor. Velas suresindeki gibi veyahut da başınıza gelen olaylarda tavsiye edilen 3 kadem gibi sizi direkt Cenab-ı Hakk'a taşıyan, eylemlerde Cenab-ı Hakk'a taşıyan, aidiyette iman, aidiyette Cenab-ı Hakk'a taşıyan, eyleminizde Cenab-ı Hakk'a taşıyan, gerçeklilik anlayışınızda hakkı tavsiye eden diyor, gerçeklilikte hakkaniyet üzere sizi hakka taşıyan ve karşılaşacağınız olaylarda sizi hakka taşıması. Onun için Hazreti Lütfü İhsan ile Cenab-ı Hakk'ın Lütfü İhsan'ı ile Vel'as suresinin, As suresinin tamamı tariktir. Tariktir, bir yoldur. Neyin yolu? Her bireyin kendisine Allah'a aleme kestirmeden yetişebileceği bir yoldur. Bu 4 ilkeyi kendinize Allah'ın Lütfü İhsan ile hani iman, salih amel, hakkaniyet, hak, gerçeklik ve efendime söyleyeyim sabır. İlke edinin. Başka hiçbir şeye gerek. Bir de şöyle şunu da yaşam felsefesi yani kalbinize de şunu da yazarsanız bunun doğrultusunda şunu da yazarsanız hak geldi batıl zayi oldu batıl zayi olmaya mahkumdur. Siz eğer hak üzeriyseniz salih amel, iman, sabır ve efendime söyleyeyim Allah'ın lütfü ihsanına hakkaniyetleri gösteren hakkı bilen, gerçeği bilen ve gerçeği bildiği için hakkaniyetleri gösteren bir kişiyseniz hak üzere hareket ettiğiniz için babamın bir sözüyle destek çıkarak devam edeyim buradan. Evladım sen hakkı söyle, gerisini boş. Gör bak nasıl dönüyor. Birisi gelir iddia eder, bu böyledir. Sen iddia etme. Sadece hakkı söyle. Yani gerçeği söyle. Hakkaniyetli olarak. Gerçeği söyle. Zaten hakkı söylemek hakkaniyettir ya. Allah'a karşı hakkaniyet korumaktır. Ve bu bağlamda sen hakkı söyle, gerisini merak etme. Bu şu demek. Hak geldi, batıl zayi oldu. Batıl zayi olmaya mahkumdur. Söyleyeceğim şey gönlünüze yazılsın. Niye? Vallahi billahi önünüzde kimse duramaz. Evliya bile olsa duramaz. Hani yamuğu yumuğu oldu. Evliya ya bir sıfatıyla da yanlışa düştü farz edin. Düşebilir ya. İnsan abi. Kim düşmüyor ki? Biz genelde evliyullahları kusursuz biliriz. Bir köşkte oturuyor, bir tahtta oturuyor. Amenna.
Değil. Bir sıfatın gereğiyle evliya olabilir. Şeriat evliyası var, tarikat evliyası var, hakikat evliyası var, marifet evliyası var. Türlü türlü evliya var. 40'ı var, 7'si var, 3'leri var. Var oldu var. Hepsine selam olsun. Ama demek istediğim burada Allah'ın lütfu ihsanıyla siz bir evliyullahla dahi karşı karşıya olduğunuzu bilin veyahut da bilmeyin. Siz bir sıfattan yana hakkı söylüyorsanız karşınızdaki kim olursa olsun evliyullah dahi olsun. Yanlışa düşmüşse ve siz orada hakkı söylemişseniz emin olun hiçbir hiçbir hükmü yoktur. Size hiçbir zeval geleceği de değildir. Önünüzde kimse duramaz dediğimden kasıt bu. Siz hakkı söyleyin, karşınızda kimse duramaz. Çünkü Allah'ın ayet. Gönlünüze yazarsanız onu, Cenab-ı Hakk'ı varlığınıza ilke edinmişsiniz demektir. Cenab-ı Hak varlığınızda tecelli ediyor demektir. Onun için karşınızda kimse duramaz. Hak sizden zuhura geliyor. Siz Cenab-ı Hakk'ın tecellisisiniz. Ama eylemlerinizde, biraz önce söylediğim eylemler üzere, eylemlerinizde hakkı gösteriyor. Söylevinizde de hakkı söylüyorsanız, azimallah karşınızda kimse duramaz. Onun için bazen evliyullah'a kafa tutuşum oluyor. Niye? Haklı söylüyorum bazen. Onun hak olduğunu bildiğinden eminim. Bakın, hakkı biliyorsanız ondan bir emin olun. Şüpheniz olmasın söylediğinizde. Şüpheniz varsa zaten, ya olabilir mi? Hani evliya ya, hani büyük bir kişi ya, büyük bir alim ya. Sakın şüpheye düşmeyin eğer hakkı biliyorsanız. Size söylendiyse, size gösterildiyse veyahut da aklınıza danıştınız, kalbinize danıştınız. Hani Resulullah diyor ya, aklınıza danışın, kalbinize danışın, ondan sonra emin olarak yürümeye devam edin. Kalbinize danıştınız, aklınıza danıştınız, vicdanınıza tarttınız, amen. Hak olduğunu bildiniz, yani gerçek olduğunu bildiniz. Taviz vermeyin. Ve ona iman ederek söyleyin bir. Eyleminizde salih amel olarak gösterin iki. Gösterişinizde de kime söylüyorsanız, tepki olarak ne karşınızda varsa, nasıl bir tepki göstersin, önemli değil, sabır edin. Emin olun orayı göreceksiniz. Sert kayaya çatmış demektir. Kim olur? Bakın ister avam olun, ister evliya olun. Hakkı söyleyin, önünüzde kimse duramaz. İstediği kadar da evliya olsun. İsterse kah bilmem şey köşkünde olsun, selamet köşkünde olsun, kah cennette yansırsın, kah keramet göstersin, hiç önemli değil. Önünüzde kimse duramazdan kastım kendinize güven. Ve onları da o kadar abartmayın. Öz sizde. Her abart, bakın evliyullah'tan beslenmeyin anlamında kullanmıyorum bu cümleyi. Elbette ki aynamız olacaklar. Elbette ki bulacağız. Elbette ki el tutacağız. Ama bizi bize perdelerse, putlaştırırsak işte o zaman ayrı veririz. Yanlış görürseniz, ha bu yanlış kardeşim ya bana uymuyor. Deyin, yolu işinize devam edin. Elbette ki aynalaşacağınız, size gerçekten hakkı gösterdiğiniz hak sıfata aynı olup doğruluğunu gösterecek birini bulursunuz. Allah'ı diyor doğru yol üzerinde bulacaksınız diyor. Çünkü doğru yol üzerinde yürümek demek, yaşamınızda Cenab-ı Hakk'ı göstermek demektir. Yaşamınız üzerinde Allah'ı bulmak demektir. Ve sizler doğru yol üzerinde yürüyenlerin diyor, üzerine melekler iner diyor. Ve meleklerin sizde melekeler olarak tecellisi, kuvvetler olarak tecellisi itibariyle de Allah'ın lütfu ihsanıyla takdir ilahi tasarruf ehli olmaya başlarsınız. Ne mutlu size. Bu da zaman isteyen bir şeydir. Tasavvuf dediğimiz şey kaptı kaçtının yolu değil. Hani efendim bize ver de biz kaçalım. Bir ömür boyu yaşanır. Allah'tan kaçış yok ki. Tasavvuftan da kaçış olsun. Tasavvuf Allah'ı hakkıyla bilme, hakkıyla yaşama, hakkıyla da dile getirme sanatıdır. Ama ne kadar hakkınca, herkes istidadınca, daha fazlası yok. Onun için demiş, kulum benden razı mısın? Yani ne kadar bulduysanız, o kadar yaşıyorsanız, ne mutlu size, hiç olsa yaşıyorsunuz. Yok, şimdi burada vesile deyince bu gibi ayetlerde muğlak anlatımlar vardır. Muğlak dedim belirsiz. Yani net bir tanım yoktur. Yani Allah'a vesileler arayınız. Geniş bir tanım içerir bu. Efendime söyleyeyim. Mesela geçenlerde zenginliği konuşuyorduk. Zenginliği Allah'a vesile yapabilirsiniz. Adaletli olmayı konuşuyoruz. Adaleti Allah'a vesile yapabilirsiniz. Veyahut da sohbet burada yapıyoruz. Sohbeti vesile edinebilirsiniz. Veyahut da namaz, niyaz, orucunuz vesaire neyse artık tuttuğunuz, yaptığınız ibadetler Allah'a vesile olabilir. Yani burada vesile aynı zamanda rabıtadır. Allah'a vesileler arayınız.
Yani bağ kurmaya çalışacağınız sebepler arayınız demektir. Ve bu noktada Allah'ın lütfü ihsanına Allah'a sizi yakın kılacak amellerde bulunduğunuz anlamına kadar gidermiş. Allah'a yakın kılacak vesileler, yani eylemlerde bulunduğunuz bir anlamına gider. Ki bütün vesileler eylem içerir çünkü. Yani iyilik yapacaksın, eylem. İbadet yapacaksın, eylem. Birine sadaka veriyorsunuz, eylem. Sırtını okşuyorsunuz, eylem. Vesileler arayınız. Yani eylemlerde bulunduğunuzda kadar gider bu iş. Ama mürşidi kamil arayınızı, o erekte söylenen bir şey. Yani şarttır. Hangi noktada şarttır? Geçen hafta konuşuyor. Bak, mürşidi kamil ruhban değildir. Geçenlerde bir arkadaşım şöyle söyledi. Biraz bunun üzerine düşelim. Ya mürşid diyoruz, pir diyoruz, şeyh diyoruz, baba diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Nedir bunların hepsi ya? Yani bir terminoloji şeyi var. Kaosu var. Nedir bunun hakikati? Bunların bütün kelimelerin birbirlerinden farklı anlamları var. Mürşid demek irşad eden. Mürşid demek kişiye yol gösteren, kılavuz olan kişidir. Öğretici olan kişidir. İçeriği bununla aittir. Yani mürşid dediğimiz bir sıfatın hakkını yaşıyordur. O sıfatın hakkı üzere kılavuzluk yapıyordur. O sıfatın hakkı üzere kişileri irşad ediyordur. Bir söyleviyle bir bakış açısı verebilir size. Yepyeni bir yol açabilir size bir söyleviyle. Ama ahlaki noktada nasihatler verir, mitler anlatabilir. Mürşid bu. Yani bu tanımlar içerisine girer. Mürşid-i kamil yol getiren götüren kişidir. Bak, kılavuz değil. Yani yolu gösteren değil. Öğretici değil. Eğiticidir. Bir hikaye vardır. Hacı Bektaş Veli üzerine anlatırlar. Literatürde bu hikayeyi doğrusunu bilenler dinlesin, bir okusun. Çok güzel bir hikayedir. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin yanına Güvenç Aptal diye bir dervişi var. Geliyor. Ve soruyor, diyor ki, efendim diyor, arkadaşlara bir aralarında konuşurken şey, mürşit, derviş gibi kavramlar kullanıyorlar. Kullanırlarken de Hazreti Hünkar'ın yanına geliyor. Sahabi bir insan. Yanına geliyor, efendim diyor, ya bunları söylediler ama ben bilmiyorum. Bunların anlamı nedir diyor. Dört tane soru soruyor. Şeyh nedir? Daha doğrusu mürşit nedir diye. Şeyh emir veren. Genelde irade telkin edendir. Mürşit irşad eden. Füyüzat veren. İrfan sahibi olan. Öğretici olan. Ama illa öğrettiği şey eğitici olacaktır diye bir kaydı yok. Kişilerin hayatına sirayet edecektir diye bir kaydı yok. Sadece kendi sıfatı gereği hakkı söyle. Onun için mürşitler arasında yüzlerce fark vardır. Bir mürşit görürsün, başka birinin yanına gidersin, hiç alakaları yoktur. Çünkü sıfatları farklıdır. Bunu şöyle söylemişler. Her yiğidin yoğurt yiyişi ayrıdır. Ama yedikleri yoğurttur. Yani yedikleri yiğit yiyişi. Yani hakkı dile getirirler ama fıtratlarının gereği itibariyle, mizaçlarının itibariyle dile getirirler. Mürşid-i kamil öyle değildir. Genelde mürşitlerin kendisi kişilerin kendisine göre anlatır. Mürşid-i kamiller öyle değildir. Niye? Çünkü kişilerin kendisine göre anlatılmaz. Hakka göre anlatılır. Hakkın kendisi anlatılır. Ve hakkın kendisine kişiler taşınmaya çalışılır. Hakkın kendisi onlara verilmeye çalışılmaz. Çünkü Allah'a kime vereceksin ki zaten siz? Mürşit vermeye çalışır diyor. Şimdi toparlayayım, soruyor. Mürşit nedir? Sadık nedir? Derviş nedir? Aşk nedir diyor. Evlat diyor, sana sonra cevabını veririz diyor. Sırtını sıvazlıyor, gönderiyor. Velhasıl kelam, aradan haftalar geçiyor. Mübarek sohbet ediyor. Sohbet ederken bir tanesini kaldırıyor. Kalk git diyor. Destur kurban nereye? Otur. Kalk git, destur kurban nereye? Otur. Kalk git, destur kurban nereye? Otur. Neredeyse hepsini kaldıracak. Güvenci kaldırıyor, adı da güzel. Güvenç diyor, kalk git, destur kurban diyor, neriyesi yok. Neriyesi yok, sarhoş. Çıkmış yola. Takdir ilahi. Kırşehir'in dışına doğru gidiyor. Giderken akşam vakti oluyor, ya mübarek gönderdi ama nereye olduğunu sormadık. Vallahi gönderen düşünsün diyor. Bir yatıyor, tahi mekan oluyor, kendisini Hindistan'da görüyor. Rüyası, akşam rüyasında efendisini görüyor. Evlat diyor, bulunacağın mekanda bize bin altın sözü olan bir kuyumcu var. O kuyumcudan bin altınımızı alıp geleceksin. Neyse, bir bakıyor gözünü bir şehirde açıyor. Neresidir diyor burası, değil. Velhasıl kelam, gezinirken kuyumcunun biri göz atıyor. Kuyumculara soruyor, böyle birisi var mı? Hani altınları alıp götürecek ya. Kuyumcunun kendisi bir tanesi görüyor. Gel diyor, biz buluruz diyor kuyumcu. Gel diyor, ben de 3 gün eğlen. Yani misafirim o. 3 gün eğleniyor kendisinde. Bak diyor, senin emin olmak için senden, o kuyumcu benim diyor. Senden emin olmak için misafir ettim. Ahlakından emin olacak. E beni nereden tanıdın? Ve bu bin altın neyin sözüdür? Hint okyanusunda diyor, Yavuz bir fırtınaya tutuldum. Ve Allah'ın lütfu ihsanıyla zamanın kutbul aktabından himmet istedim diyor. O zamanın kutbul aktabı Hazreti Hünkar Hacı Bektaş'tır. Selamın üzerine olsun.
Kutbul irşadı ise Hazreti şeydir. Mevlana Celaleddin Rumi'dir. Allah'ın selamı onun da üzerine olsun. Her neyse velhasıl kelam diyor ki Allah'ın lütfu ihsanına zamanın kutbundan büyük kutbundan şey ettim. Himmet istedim sen göründün gözüme. Bin altın söz olsun dedim. Seni altını nasıl ulaştıracağım? Benim kıyafetlerimle birini gönderdim sen onu verirsin diyor. Velhasıl kelam hikaye uzun. Altın veriliyor. Bu amcaz Adem güvenç aptalımız gene yola çıkıyor. Yola çıkarken Hint köşklerinin bir önünden geçerken hani eski dille masalsı anlatırlar ya. Ay parçası bir kız görmüş. Aynı anda vuruluyor. Takdirler. Yemeden içmeden bir kesiliyor orada. Kızın gözünü yani onun bir göz göze gelin, kaş kaşa gelin, yüz yüze gelin diye saatlerce bekliyor. Kızın dikkatini çekiyor, hizmetçilerin dikkatini çekiyor. Meğersem sahipleri de yok. Yani babası maması ticaret ehliymiş, ticarete gitmiş. Kızla hizmetçiler orada tek. Ona söyle diyorlar, tacir olan babam gelirse fena yapar onu. Çıksın gitsin oradan diyor. Adam gider mi aşık? Tacir baba ne yazar? Velhasıl kelam 3 gün aç, sussuz orada bekliyor. Velhasıl kelam en sonunda kızcağız dayanamıyor. Çağırın diyor, hizmetçiler gönderiyor gitmiyor ya. Çağırın diyor, ben diyor onu şeye getireyim diyor. Yola getireyim. Kız yanına çağırıyor. Bak etme eyleme, canına kıyma vesaire vesaire. Kızın önüne senin paran yoktur, fakirdir, beni sana vermezler vesaire. Bin altını önüne seriyor. Hani bin altın var ya. Takdiriyle. Güzel bir söz vardır. El atına binen erken iner. Allah unuttuysa o para elinden alınır, nasıl alınır bilmem. Her neyse velhasıl kelam kıza hafiften sokuluyor yavaş yavaş. Gaybtan bir yer geliyor küt diye bir yapıştırıyor. Kızcağız da görüyor. Görür görmez kendinden geçiyor. Bu el kimin eliydi? Hünkârımın eliydi diyor. Niyeti bozmuş ya. Yapıştırıyor. Velhasıl kelam bizim güvenç aptal kızı da alıyor. Kız da aşka düşüyor. Alıyor. Gönderen düşünsün diye hani açıl susam açıl hikayesi gibi. Gönderesen düşünsün diyor. Kız şehirde kendini görüyor. Dergaha geliyorlar. Ha, kuyumcunun bir özelliği daha var. Bin altını veriyor. Bin altın da diyor senin ayak yoruldu paran olsun. Bin altın da oradaki dervişlere hizmet olsun diyor. 3000 altın sermiş kızın önüne düşünün. İyi para. Velhasıl kelam bir güzel dergaha giriyor. Her neyse bu ikisinin izdivacını yaptırtıyor belli bir süre sonra. Hazreti Hünkar güvenci çağırıyor. Evladım diyor sen bize 3-4 tane soru sormuştun diyor. Aşk nedir demiştin? 3 gün orada yemeden içmeden kesilmiştin. Derviş nedir demiştin? Hepsi nereye dedi kendini koydu ortaya. Sen işte sözü aldın yürüdün. Derviş odur ki bakın derviş kapı önündeki hizmetçi demektir. Derviş sözü alır onunla yürür. Makamdır. Talip, mürit, derviş hepsi bir makamdır. Bir şey talep edebilirsiniz ama onun için yürüyebilecek misiniz? Mürit olabilirsiniz. Yani emir üzeri. Efendime söyleyeyim emir dediğim oradaki ders üzeri hayatınıza dersle biçim verebilirsiniz. Çünkü hayatıyla dersleriyle hayatlarına biçim verenler müritlerdir. Ama derviş kapı önünde bekler. Kapı önünde bekler. Bütün varlığınız kapıdır ya. Allah'ın kapısının önünde bekler. Allah'ın kapısı mürşittir mürşidin önünde bekler. Bedendir bedeninde hakkı tefekkür eder, eyleminde hakkı arar. Bekler. Ve hizmet etmek için ne gerekiyorsa onu yapar. Söz alır yürür. Derviş diye sormuştun. Söz alan yürüyendir. Söylüyor. Mürşidi sormuştun. Mürşid odur ki dervişin hep yanındadır. Söylemez. Yaşatandır. Söylemez. Yaşatandır. Az kalsın niyeti bozmuştun. Elimiz yetişmeseydi azimallah masivaya düşecek. Hepsini tek tek anlatıyor. Sadık nedir diye sormuştun. Bin altın sözü vardı, 3000 altın gönderdi. Şimdi bu sohbet üzerinden gelelim. Mürşid söylevcidir. Mürşid-i Kamil irşad eden söylevcidir ama. Mürşid-i Kamil yetiştiricidir. Pirdir. Pir demek varlığından varlık veren demek. Lügat manasıyla üstad. Bir işin erbabı anlamına geliyor. Gerçek, tasavvuftaki hakikat manası ise varlığından varlık veren. Pirdir, birdir. O bir olduğu sıfatın gereği itibariyle varlık verir. Onun için pirlik makamına gelen insan Resul'dur aynı zamanda. Bir daha söyleyeyim. Geçen gün şeyi okuyordum. Pardon. İftarı bekliyordum. İftarı beklerken televizyona bir an baktım. Bakarken de şöyle bir yazı. Resullük 1400 sene önceydi gibi bir yazıydı. Peh dedim öldürmüşler gene. Öldürmüşler gene.
Resul demek diri olan demektir ya. Allah'ın sıfatıyla diri olan, Allah'ın sıfatıyla bir olan, o sıfatın gereğini yaşamında gösteren demektir. Yani belli bir makam olarak Allah'ın lütfü ihsanıyla donmuş bitmiş bir makam değildir. Kalıcı olan bir makamdır ve her insanın yetişebileceği bir makamdır. Meşrebinde Esma-i Aslınıza taşınmanız ve eylemlerinizde sadece hakkı göstermenizle alakadar bir makamdır. Allah-u Alem nasip eylesin. Ve bu bağlamda birçok Resulluk makamı vardır. Hazreti Musa'nınki, Hazreti Adem'inki, Hazreti İsa'nınki ve Hazreti Muhammed Mustafa'nınki. Allah-u Alem Hazreti Resulullah'ın makamından nasibimizi ihsan eylesin inşallah. Şimdi toparlayayım. Pir demek varlığından varlık veren demektir. Nursa nurundan verecek, sıfatsa sıfatından verecek, cansa canından verecek, ilimse ilminden verecek. Bütün varlığından besledecek ve doğurtacak kendini. İlahi alemde doğacaksınız onunla. Başka çaresi yok. Yani sizi ilahi alemde doğurtandır. Mürşit bunu yapamaz. Mürşid-i Kamil sizi ilahi alemde doğurtur. Çünkü diri olan nur ile konuşur. Diri olan sıfatlar üzere ameldedir ve direkt etkiler. Direkt mayalar. Ve kişi zorunlu olarak ona gebe kalır. İstisnasızdır. Ve o varlığı itibariyle aldığı şey neyse kişinin mertebesi, vicdan mertebesinde olabilir, efendime söyleyeyim sevgi mertebesinde olabilir. O mertebenin hali üzeri ya mürşidini kendinde doğurur ya mürşidiyle doğar. Önemli olan onunla doğmaktır, onu kendinde doğurmak değildir. Çünkü kişi halen doğurduysa bir kendi var bir mürşidi var. Ama o kendisinde doğduysa kendisi kalmamış, o kalmış demektir. Burada mürşidi kamilden bahsediyor, o da pir olandır. Ve pirliğin en yüksek düzeyi pir-i hüda mertebesidir. Pir-i hüda mertebesi dediğimiz kat'i surette doğru yol üzeri götüren, kat'i surette Cenab-ı Hakk'ın varlığına yetiştiren kişi demektir. O öyle bir kişidir ki o kişiler Allah'ın selamı üzerine olsun, bizzati Allah tecelli eder onlardan. O gibi kişileri bulduğunuz zaman veli nimet sayın, kâh azim Allah 7 kat yerin dibine götürürler. Kâh azim Allah cennet-i âlâda gezdirirler. Öyle insanlar. Hazreti şey onu şöyle zikrediyor Lütfü'l-İs. Kamile hoşça nazar eyle gördüğün Rahman olur. Müthiş bir sözdür. Lütfü'l-İs'e selam olsun. Gördüğün nasıl Rahman olacak o da problemli bir şey. İman varsa orada Hakk'ın zuhurunu görürsün. Bak tecellide Allah'ı göremezsiniz. Kişinin eylemlerinde Cenab-ı Hakk'ın bakın gören gözü olurum, duyan kulağı olurum, tutan eli olurum, konuşan dili olurum diyor. O konuşa bak eylem var hep. Görme, duyma, bilme, düşündüğünde manasını veren ben olum. Bütün eylemlerinizde Hakk'ı görüyorsanız, Hak sizde tecelli ediyor. Ve eylemlerinizde, dilinizde ve yaşam biçimlerinizde onu gösteriyorsanız, ha işte o zaman yaşadığınız bütün varlık hakikati itibariyle insanlar sizden istifade eder. Ama istifade onların talebine göredir. Onun da altını çizeyim. Eskiden davet aşikardı, şu anda davet gizildir, talebe göredir. Onun için demişler, talebe mevecen. Talep edene icabet edilir. Talep etmeyene icabet edilmez. Nereden bulacağız? Vallahi öyle bir talep edin. Giye öyle bir yanın. Emin olun size gösterir. Baba hani sohbetin başında dedim ya. Baba dedi ya. Evladım biz dahi olsak bırak. Yani bir yere gittin. Azimallah orada bir şey görmedin. Nurdan yana bir şey yok. Yani bir yere gidiyoruz birileri söylüyordu. Efendim gittik oraya nurlandık. Nuru gördün mü? Yok. Nasıl nurlandın? Nurdan yana bir şey görmedin. Ahlakından yana bir şey görmediniz. Efendime söyleyeyim, irfanından yana bir şey görmediniz. O zaman orada bir şey yok demek. Lokantaya gidiyorsanız yemek yemek zorunda şey zorundasınızdır. Yemek yoksa orası lokanta değildir. Şimdi toparlayayım. Allah'ın lütfü ihsanı. Nereye bağlıyorduk? Mürşide mi bağlıyorduk? Ha bulunmaya bağlıyorduk. Geçenlerde bir hikaye anlatmıştım. O Metin Baba'nın anlattı. Allah'ın selamı üzerine olsun. Dedi bir melami şey herhalde. Hatırlayamıyorum. Bir arkadaşımızla beraber önünde oturuyorduk dedi. Arkadaş da patlayıverdi. Ya efendim dedi biz bulduk. Diğer arkadaşlar nasıl bulacak? Hani bu kadar insan var yeryüzünde yani nasıl bulacaklar? Evladım demiş. Çok müthiş bir hikaye anlatmış. Kız çocuklarını bilir misin demiş. Herhalde benim de birisi bir şey anlatıyorsa illa oradan bir nasibi var. Kız çocuğu diyorsa %80 kız çocuğu var. Kız çocuklarını biliyor musun demiş. Biliriz demiş efendim. Evladım demiş. Evvela demiş annelerine özenirler. Hani saçlarını şöyle atarlar. Onun taklidini yaparlar vesaire vesaire. Biraz fıtratlarının gereğini bulduktan sonra duaları gereği yaparlar onu. Biraz zaman sonra türkü çağırmaya başlarlar. Hani duygular had safhaya geldi ya. Ve ondan sonra konu komşu onun sesini duyar. Aa bu ses kimin?
filancanın kızının. Ya o türkü çağrak edecek kadar şey oldu mu? Büyüdü mü? Vallahi büyümüş. E gidelim bir bakalım. Aman pek de güzelmiş. Filanca çocuk var, gidip isteyelim. Yani baş göz edelim. Tamam, bir güzeldi, istediler. E, efendim cevap nerede? Hani nasıl bulacaklar? Evladım, ne zaman yanık yanık bağırmaya başlarsın? Hani taklit ediyor ya, taklitten geçti filan. Ne zaman yanık yanık bağırmaya başlarsın, sesini duyan elbet birisi olur. Elbet birisi olur. Elbet size görünür. Talep meselesi ya. Ama yalvara yakara dua edin diyor ya, yalvara yakara talep edin demektir. Yüreğinizin yanışınıza bağlıdır. Ve bu bağlamda düşünün. Bunun bir yöntemi daha var. Saf ihlas, katışıksız ihlasla yol bulmaktır. Adamın birisi gayret etmiş, takdir ilahi. Demiş ki, ne mürşit bulursam, Allah'ın lütfuysa bütün arazilerimi satıyorum, onun parasını hepsini ona vereceğim. Amin. Nasıl bir niyetse. Allah'ın lütfuysa, eskiden de hani dergahlar falan vardı ya, o sırada nasıl olsa derviş, şeyh bakarı vesaire. Amin. Yola gidiyor, bir tane hırsızla tanışıyor. Hırsız bunun parasını söğüşlüyor, mürşit benim diye. Ve ondan sonra da bir güzel Allah'ın lütfuysa bir çalı, ne derler o dağ çalılar olur ya, hani rüzgar kovalar, o gider siz ona bakar durursunuz. Evlat diyor, buna da rabıta ile diyor, ben diyene kadar git diyor. Arkadaş bir şey oluyor, kayıplara karışıyor. Bizim arkadaş da çalının peşinden koş babam koş. Rabıtada ya. Ha, mürşidi demiş. Çalı dergahtan içeri giriyor bir dergahtan. 40 kişi oturuyor, sohbet ediyor. Efendi Hazretleri orada bakıyor. Evlat diyor, o çalının vazifesi buraya kadardı diyor. Gel bakayım, otur diyor. Bunu biraz abartıya taşıyanlar var. Derler ki Ziyaettin Ömer benim Secere-i Pak efendilerimden, efendimin yetiştiricilerinden, babasının yetiştiricilerinden, selam üzerine olsun, himmeti üzerimizden eksik olmasın. Ziyaettin Ömer zamanında bir tane muallim tasavvufa merak sarmış, kitaplar karcalamaya başlamış. En sonunda demiş, bir mürşit nasıl bulunur? Tamam, çare yok. Kitap öğretmiyor. Bakın, kitap hali vermez. Mürşit halini verenler. Yani hal lazımmış. O zaman hali verecek birini bulmak lazım diye yollara koyuluyor. Orada da şeyh meş bayağı bol. Gidiyor kapıları tık tık atıyor. Yaptığı ilk vazife şu. Şeyhlerin vazifesi ahlaklı olmak. Küfür ehli değildirler. Bunu bir yerden kafasına almış. Kapıyı tık tık atıyor. Şeyh efendi nerededir? Şuradadır. Başlıyor küfre. Efendi Hazretleri de ona küfür. Senin şeyhliğin bu kadarmış mı? Hani benim niyetimi göremedin, küfrümü gör. Küfürle kendini örtüyor. Kaç tane küfür yettiği kapının haddi hesabı yok. Dayak yediği şey, pardon, yediği dayan da haddi hesabı yok. Sonuçta geliyor Ziyaettin Ömer'e. Kapıdan tam içeri giriyor. Efendi Hazretleri'yle yüz yüze geliyor. Tam küfürü sallayacak, mübarek diyor. Dur, küfür etme. Gel otur şuraya, nasibim buradadır. Dur diyor, küfür etme, nasibim buradadır. Ha, bazen öyle saf niyetten yapılan hareketlerin karşılığı bile belki yok. Ama bakın, eylemi var. Bakın, yaptığı eylem dediğim, yani gayreti var. Yanlış bile olsa gayreti var. Önemli olan o gayret. Samimiyet, yakarış. Benim buluşumun hikayesini anlatayım. Karşıda konfeksiyon işletiyorum. Allah'a şükürler olsun, battı gitti. Tekstili bırakmaya çalışıyordum, bırakamıyordum. Ya Rabbi dedim, beni kurtar, en sonunda kurtardı. Hamdolsun. Allah'ın lütfu ihsanı, gönlüme bir aşk düştü ama niye düştü bilmiyorum. Nereden geldi onu da bilmiyorum. Aşkın sureti de yok. Maymun iştahlı bir adamdı. Zamparanın teki. 18 yaşında fırlama. Vallahi. Allah'ın lütfu ihsanı ama bir aşk düştü o aşklardan sonra, ama o aşkın şekli yok. Karşında ne bir kız, ne bir şu, ne anne, ne baba, ne evlat, ne kardeş. Yani evlat dediğim zaten yok da, kardeş mardeş hiçbir şey yok. Yani bir sureti yok. Bir yerden geliyor ama harıl harıl kaynatıyor. Volkan gibi patlıyor. Gece gündüz ağlıyorum. Niye ağladığımı da bilmiyorum. Buraya taşındık, daha beter olmaya başladı ve Allah'a avucumu açtım. Ya Rabbi dedim, tamam, sana yetişmeye imkan yok. Yukarılarda bir yerdesin. Bari hiç olsa lütfü ihsanla, bu kadar lakayt dua etmiyorum ama hüngür hüngür. Allah'ım hiç olsa dedim, bir velini göster. Ondan sonra kendimi de önüne sürdüm. Dedim ya Rabbi, ondan sonra canımı al. Sadece istediğim bir veli görmek. Yetişmek falan değil. Yani bir evveli olayım, Allah'a yetişeyim. Zaten yetişme imkanı yok. Benim Allah'ım çok uzakta o sırada. Yukarılarda bir yerde. Dünyada bilya gibi. İstediği kadar oynuyor. Velhasıl kelam, öyle bir Allah var. Nereden bileyim bu kadar yakın? Velhasıl kelam, Allah'ın lütfu ihsanı, bir ay içerisinde Mehmet diye bir kardeşimiz var. Konfeksiyon gene işletiyor o sırada. Allah'ın lütfu ihsanı, bu kardeşim de gerzeğin teki.
Önünde kızları konuşturuyor. Konfeksiyonda disiplin istiyor. Oğlum konuşma, etme işine bak. Bir gün bana şöyle bir döndü. Bak dedi, senin için iyi adam diyorlar. Bana bulaşma. İman ehliyiz ya. İnlenmiş, cinlenmiş dedim ama bir türlü de dokunamıyorum artık. Allah'ın lütfu insanı, aradan zaman geçti. Geldi yanıma bir sonbahar günü. Dedi ki, Yeni Bosna'da bir şef var dedi. Her şeyi biliyor dedi. Tamam dedim, aradığımızı bulduk. Gene hüngür hüngürler devam ediyor. Ama ne zaman buldum Allah'ın lütfu ihsanı, bir gün dahi veliliğini şey etmedim. Yalanlamadım. Gördüğüm gün veliydi ama ben korkmuştum. Çünkü cübbeli birini bekliyordum. Sinek kaydı tıraş. Mont giyinemiş. Pırıl pırıl bir ayakkabı. Bir de böyle oturuyor. Oturdu, yeri söylesem şok olursunuz. Kahvehane. Herkes orada, her kız daha papazı oynuyor. Bizim şeyh orada oturmuş, çay içiyor. Vallahi. Mehmet abi, Mehmet Genç bir gün dedi, bir gün müsaade edersen seni konuşayım dedi. Niye dedi abim dedim. Kahvede sohbet bulan, kahvede sohbet eden adam diye. Vallahi ya, böyle bir şey. Dedim hep ne olacak? Allah'ı nerede bulursan zordadır. Bir ara kahvehanelerde sohbet ediyorum arkadaşlar da, meşrep bazen özlüyorum o günleri. Allah'ın lütfu ihsanı, arkadaşlar geliyordu. Geldiği zaman da bir gün bir tanesi uyardı. Yan tarafta kumar oynuyorlar dedi. Şöyle bir baktım, hakikaten de oynuyorlarmış dedi. O zamana kadar görmemişim. Allah'ı bulduğunuz anda unutursunuz kendinizi. Görmezsiniz hiçbir şey. Ve korkmuştum. Bir daha gitmem dedim. Bir daha gitmem. Ayağım götürüyordu, getiriyordu. Çünkü o kadar sorun vardı ki cevap verecek hiç kimsem yoktu. Ne bir hoca, ne bir hacı. O kadar çok sorun vardı ki bir tanesi dahi cevap verecek bir kimse bulamıyordum. Ve sorularımın cevabını bulduğum 15 gün boyunca soru soruyordum. Bu böyle değil mi? Bir şey söylüyordum, ona karşılık hemen bir şey getiriyordum. Şöyle olmaz mı? Böyle olmaz mı? Bir baktım başka bir şey dönüyor orada. Farkına olmadığım bir şeyler dönüyor. Yani soruyu sormadan cevaplar gelmeye başlıyor. İş değişti. 15 gün sonra hiçbir şey sormuyordum. Sadece ve sadece aklımda ne varsa masaya getiriyordum. Zaten anlatımın kendisinde cevaplıyordum. Cevaplamadığımı rüyamda cevaplıyordum. Şimdi altını çizeyim. Yalvara yakara olduğunuz zaman o kapı açılıyor. Yani buluyorsunuz yani. Daha doğrusu onlar sizi buluyor. Bir yerden alıyorlar, çekiyorlar, getiriyorlar. Onu bana şöyle göster. Bir gece rüyamda gördüm, anne karnına düşüyorum. Anne karnına düşerken efendim yanımda. Ruhaniyetiyle. Ya dedim, doğmadan önce bile yanımızdaymış, nasıl bu oluyor diye. Yanına gittim, şöyle bir baktı bana. Yorum dedi, biz sizi buraya getirdik biliyorsunuz değil mi dedi. Eyvallah biliyorum dedim. Akşam rüyasını göstermiş çünkü. Ta oradan bile gelişimizde yanımızda ya. Ta üstelik burada birçok şeyh de vardı. Yani şeyde İstanbul'da, yani az bir kapı yok. İnanılmaz. Silivri'ye gidin, Hasan dede vardı. Selam üzerine olsun. Üçlerden bir zattır, sıradan bir zat değil. Lütfü Filiz Hazretleri vardır. Hakk'a yürüdü, üçlerden de zat. Metin Baba vardır. Veli demeye bin şahit lazımdır. Vallahi ya. Evliya demeye bin şahit lazım. Evliyadır ama onu söyleyeyim. Allah'ın lütfu ihsanı. Daha onlar gibi nice insan var. Ki İstanbul hakikaten de çok merkezdir. İstatistik yapılsa, hani nokta nokta harita istatistikleri vardır ya. Emin olun İstanbul en yoğun evliya merkezidir. En yoğun. Sadece bizim Yonubosta'da en az 40 tane sayabilirim. Dünya genelinde en yoğun evliya nüfusu Türkiye'dedir. Ondan sonra bütün dünyada ekseriyete düşer. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Bu vatanı yurt edinmişler. Himmetleri daim olsun. Vatanımıza selamet olsun. Bu vatanı seviyorum ya. Selamet olsun. Vallahi. Ne zaman yanık yanık bağırırsın elbet sesini bir duyan olur. Elbet bir sesini duyan olur. Allah'ın lütfü ihsanı işte o gün hani 40 sene pişirdiler yine çiğsin dediler. Kılı 40 yardılar yine kalınsız dediler. Sözüne muhatap olmamak için elinizden geleni yaptım. Yani nefsinizden yana hareket etmeyin. Hani bunu şöyle anlatayım. Şeyhlerden bir tanesi kılı 40 yazmışlar yine kalınsın demişler. 40 sene piştin yine çiğsin demişler. Birisine bir şey yaptırıyorsunuz. Yaptırırken nefsi uyanıyor. Ya ha, orada bir çiğlik var. Halen kendi içinliği var. Allah içinliğe daha geçmemiş demek. Yaptığınız bütün eylemlerde Allah içinliği koruyor. Nefsinize sakın ağırlık gelmez. Bir ayet söyleyeyim bu bağlamda. Allah'a hizmet etmek, ibadet etmek o nefislere, o iman edenlere diyor ağır gelmez. Nefislerine ağırlık getirmez. Ha, bu ayet çiğ olmama ayettir.
Nefsinizden yana. Yani bir amel işliyorsunuz, amelinizde biraz çiğlik var. Çiğlikten kastım buradan, nefsinizde uyanış var. Kendi içinliğinden bak. Ya bu işi mi verdiler? Mevlana Halid-i Bağdadi, Abdullah Dehlevi'ye mürit olmuş. 11 ilme vakıf. Öyle diyorlar. Nasıl vakıf bilmiyorum. Her neyse, velhasıl kelam, Efendi Hazretleri selam olsun. Tutuyor, şeye gidiyor, evvela Mekke'ye gidiyor. Mekke'de bir tane keramet ehli bir vakıf adam buluyor, birisiyle tanışıyor. Efendim diyor, size intisap edebilir miyim diyor. Bu kadar ilme sahibiz diyor ama hale daha şey olmamışız, geçememişiz. Efendi Hazretleri diyor, ya senin nasibin bende değil diyor. Zamanın kutbul aktabı diyor, Dehli'dedir diyor ki, Abdullah Dehlevi zamanın kutbul aktabıdır. Dehli'dedir diyor, senin nasibin ondandır diyor. Her neyse geliyor, Allah'ın lütfu ihsanıyla kendisine memur oluyor. İrşadına talip oluyor. Kendisine verilen vazife şu: tuvalet temizleyici. Günlerce, aylarca temizliyor. Arada da kaçak zaman bulunca dergahın kapısının önünde oturuyor. Orada gelen insanlarla konuşuyor. Konuşurlarken hani ilim sahibi ya şeriatta. Gelene fetva, gidene fetva. Gelene fetva ama sağlam fetvalar veriyor. Dehli'de dedikodusu başlıyor. Dehlevi'nin dergahında öyle bir kişi var ki ne fetvalar veriyor diye. Bir yürümüş gidiyor yani. Namı gidiyor. Mübareğin kulağına geliyor, orada sohbeti kesiyor, işine devam. Velhasıl kelam aylarca gene devam ediyor, tuvalet temizliyor. Bir gün içine şüphe düşüyor, bak çiğlik. Diyor ki, ya diyor, ben ki o kadar ilme vakıfım, o kadar insanlarla oturmuş, iyi alimlerle oturmuş kalkmışlığım var. Bir fakir dervişin kapısında tuvalet temizliyor. Deyince pat kendi üzerine geri dönüyor. Vay nefsim diyor, göremedin hakikate haklı diyor. Ve o sırada alıyor sakallarını duvarlara sürmeye başlıyor. Efendi Hazretleri tam içeri giriyor. Evlat diyor, şimdi nasibin tam oldu, gel. Çiğliğiniz uyanmasın. Ama çiğliğiniz uyanırsa geri kendinize dönün. Oradaki çiğliğinizi görün. Nefsinizin uyandığını görün. 40 sene pişirdiler, yine çiğsin dediler. Etin pişmesi değildir. Nefsin pişmesiyle alakalıdır. Kılı 40 yanmışlar, yine kalansın demişler. Buna bir hikaye anlatayım. Allah'ın mutlu ihsanı. Zamanın alimlerinden, evlullahlarından bir tanesi şeye gidiyor, hacca, Hicaz'a gidecek. Bir tane evlullah'a diyor ki, ne ya diyor, ben yalnız gidiyorum. Bana dervişlerinden sağlam bir derviş ver diyor, bana eşlik etsin diyor. Tamam diyor, en iyi dervişini veriyor, gönderiyor. Hadi diyor, yola. Aradan aylar geçiyor, geri geliyorlar. Geri gelirlerken de bir yerde konak ederlerken bir tek konuşma geçiyor aralarında. Hiç konuşmamışlar ha. Bir tek konuşma geçiyor, konuşma şu: evladım ismin ne? Efendim filancanın oğlu filanca. Başka hiçbir şey de yok ha. Verilen cevap da bu. Efendi Hazretleri geliyor. Diyor, nasıl buldun diyor. Ya diyor, çok güzel yetiştirmişsin de biraz geveze mi ne? İsmini sordu ya. Filancanın oğlu filancayı sormadı ki. Halen filancanın oğlu duruyor demek. Kılı kırk yardılar, yine kalınsın diye. Yani kendi var ha. Filanca ismini sormuş ha. Ahmet Mehmet. Filancanın oğlu filanca. Ufacık bir cümle. Biraz geveze mi ne? Bakalım bu konuda Efendi Hazretleri ne diyor? Allah'ın lütfu ihsanı. Ya işin enteresan tarafı, bir konu konuşuyoruz, arkadan hemen makaleyle de konuya destek geliyor. Geçen hafta zenginlik üzerinden gelmişti. Dünya ve mal sevgisi üzerine bir makale. 13. makale. Allah'ın emrine teslim olma. İyiliğin gelmesini, kötülüğün gitmesini isteme. Eğer kısmetinde sana gelecek bir nimet varsa istesen de gelir, istemesen de. Tam kader çizgisi. Bela da aynı şekilde seni arar bulur. Eğer sana gelecek bir bela varsa kaçsan da gelir, dursan da. İstesen de belanın kalkması için duaya sarıl. İstersen sabır et. İstersen Allah için kendini bir yere attır. Elbette yine gelecek gelir, seni bulur. Sana lazım olan, burası çok önemli bakın, bela gelecekse diyor, lazımsa gelir diyor zaten. Ama lazımiyetten konuşuyor. Yine devam edeyim. Sana lazım olan bunların hepsinde, bunun haricinde, hepsinde hakka teslim olmaktır. Allah'a tevekkül ol, hepsini ona teslim et. Eğer nimet gelirse şükretmeye başla, bela da gelirse sabretmeye çalış. Belanın kalkmasını da isterseniz ben ekleyeyim, hamd edin. Ya Rabbi hamdü senalar olsun, yani senden geldiğini biliyoruz, tasdik et. Çalış, belayı hoş gör. Onu da bir nevi nimet bil. Gizlemeye çalış, belayı hoş gör. Biraz önceki sabır esmasıyla bakalım. Onu da bir nevi nimet bil. Gizlemeye çalış. Bak bu çok enteresan ya. Yani belanı gizle diyor ya. Bu dolandırıcı insanlar için söylenir de ben bu konu için söylerim. Karda yürüyüp izini belli etmemek diye bir söz söylerler. Atasözü vardır. Karda yürür, izini belli etmez.
Kar sıkıntı zahmet demektir rüya tabirlerinde. Onun için kullanıyorum. Bir de kan içer derler. Hani kan kusar kızılcık şerbeti içtim derler diyor. Eğer rahmet-i ilahiden bela olarak bile gelmişse sizin onu telaffuz etmene şikayette bulunmaz. O belayın rahmetin üzerinizden kalkmasına sebebiyet verir. Kusarsınız yani. Rahmeti kusmuş oluruz. Bela geldiği zaman şükür. Kabul edin. Hoş gördüm. Onunla yürümeye çalış. Onun için söylüyorum. Diyor ki belacı da olmayın yani. Devamlı da talep etmeyin. Ha, vallahi sonra altından kalkmıyor kalkmıyor. Baba bir gün oturuyorduk şöyle baktı. Yorum eskisi gibi talep edemiyoruz. Öyle bir baskı vurdular ki ne? O baskıdan çıkamıyorum artık. Yani gözümüz korkmuş. Diyor gizlemeye çalış. Gücün yettiği kadar gidermeye gayret et. Hele onu bir her yerde anlatmaktan sakın. Allah'ın sana verdiği manevi halin kuvvetiyle ve gittiğin yolun icabı olarak bunları yapmak mecburiyetindesin. Öyle bir yoldasın ki hakka taatla ve her şeyi hoş görmekle emir olmuşsun. Ancak böyle refik-i âlâya çıkabilirsin. Burada refik-i âlâ önemli bir tabir çünkü Hazreti Resulullah'ın son duasıdır. Ya Rabbi nefes vermeden önce Cenab-ı Resul der ki ya Rabbi beni refik-i âlâdan el. Refik-i âlâ konusu muğlak bir konudur. Yani tamam refik-i âlâdan el ama refik-i âlâ kim? Refik-i âlâ Allah'ın lütfü ihsanine nur-i kibriyan nurlarıdır. Bunların merti bakın ilk nurlar meleke âli nurlar zati nurlardır. Sonra yaratılmış bir nur daha vardı ki günümüzde onlara kuark diyorlar. Çorba dedikleri şey. O nurların kendisi refik-i âlâ nurlarıdır. O nurlar üzere ruhaniyetiniz yaratılırsa o zaman siz refik-i âlâdan olmuş olursunuz. O nurlardan beslenerek var edilişiniz de ancak refik-i âlâdan olur. Ya Rabbi beni yüce dostlardan eyle. Bu Kur'an-ı Azimşan'da şu dille zikredilir. Ya şeytan ilanin sen İlyun'dan mı oldun ki ne iki elimle yarattığıma secde etmiyorsun. İlyun'u ölümsüzler olarak da çeviriyor. İlyun, il, ilahlık sahibi, kuvvet sahibi varlıklar. Ölümsüz olan varlıklar. Nokta-i kibriya melekeleridir onlar. Ölümsüzdürler. Sadece bir yerde yok olurlar o orada kalsın. Es geçeyim konumuzla alakadar değil bu sefer fiziğe girmiş olur. Allah'ın mutlu ihsanı o nurlarla var olan insanlar refik-i âlâ ile var olmuş olurlar ve o ruhaniyetler refik-i âlâ ne yapıyorsa o gibi işleri yapmaya da müktedirler. Onun için diyor onlara verdiği nimet üzere var et. Çünkü katışıksız kudret üzere var olmak demektir o. Ve katışıksız kudret sizden tecelli ederse şöyle bir hitapla varlık bulursun. Onlar biz diyor ya siz de onlarla biz olmuş olursunuz. Onlar sizin dilinizden biz diye gelirler. Onun için diyor beni Refik-i âlâdan eyle. Yüce dostlardan. Onların insan biçimine girişinin şekli olan büyük insanlar vardırlar. Yani o ruhlar kendilerine insan biçiminde varlık verirler. İstenen de odur zaten. Ve o insanların enteresan bir tarafı çok fantastik bir şey anlatacağım bu bağlamda. Eğer o ruhlardan beslenerek insan olmuşlarsa bir kişi Allah'ın mutlu ihsanıyla bir söz vardır. Tasavvufta ehilleri söylerler tevatüre. Allah-u Alem dünyadan insanı küçük yaratmıştır. Bakın bu inanılması bir şey değil. İster inanın ister inanmayın diye bir program var ya oradan bir hikaye. Takdir-i ilahi şöyle bir şeydir o. Der ki insanı dünyadan küçük yaratmıştır bir tohum misali ama insanı dünyadan da aynı zamanda büyük yaratmıştır. Hazreti Ebubekir Hazreti Resulullah için diyor ki ne? Ayağını taht-ı seranda dünyada başını arş-ı alada gör. Bu kitabın sahibi olan zar Allah'ın selamı üzerine olsun. Dünya yanında hatemim kadar yok diyor. Artık gerisini siz düşünün. Şimdi bu sözü alim bir insan şöyle yorumlar. Fizyolojik yorumlamaz. Yani ondan kastı yani istersen çıkartabilirim dünyalığı. Veyahut da dünyalığın yanında hiçbir pahası yok manasında. Değil. Dünyanın fizyolojik olarak kendi ruhani bedeninin yanındaki küçüklüğünden bahsediyor. Düşünülecek bir şey değil. Üç tane mübarek oturuyormuş. Bir tanesinin ineği çalınmış. Kadıncağız feryadı figan ineğini arıyor. Dergaha gideyim belki himmet ederler. Bir ineği var sütünden besleniyor ne yapsın? Velhasıl kelam dergahtan içeri giriyor. Üç tane mübarek oturuyor. Bir tanesi de onlara hizmet ediyor. Hatun diyor ne istiyorsun? Ya himmet almaya geldim. Biraz otur sohbetleri bitsin ondan sonra. Kulak misafiri oluyor. Hizmet edenle beraber. Bir tanesi diyor dünya yanında tepsi kadar yok. Bir tanesi diyor ya şu tabak kadar yok. Bir tanesi diyor ya onlar da bir şey mi? Nazlaşıyorlar birbirleriyle. Bir tanesi de diyor ya şu kadar falan yok diyor. Adam hemen dönüyor. Derviş olan hizmet eden dönüyor. Hatun diyor senin ineğini çalsa çalsa bunlar çalır.
Sen boş ver diyor ineği alalım. Git şimdi himmetini iste diyorlar. Filanca yerde ineğin vardır diyor. Gideyim ineğini alıyor. Görünüşte küçücük bir beden gibidirler. Hani aura mauro diyorlar ya günümüzde. Enerji alanınız. Enerji alanlar bir deryadır. Azim Allah. Halifetullah yaratacağım diyor hususi. Şimdi bu mertebe itibariyle biz olmuşlardır artık. Öyle bir ruhla yaratılmışlar, öyle bir nurla yaratılmışlardır ki artık. Varlıkları saf katışıksız nurdur. Ayağını tatlı seranda gördüm diyor. Başını arş-ı alada gördüm. Hazreti Ali Mekke'de fethedildiği zaman putlar aşağıya indirilecekken ya Resulallah diyor sırtıma sen çık. Ya Ali diyor sen beni kaldıramazsın diyor sırtına ben çıkayım. Hazreti Allah-u Alem'in lütfü ihsanıyla bakın bu artık tayi zaman tayi mekanı geçen bir şey. Hazreti Ali sırtına çıktığı zaman Resulullah'ı aşağıda görmüyor artık. Putları indiriyor ondan sonra putları da görmüyor. Yani bambaşka bir aleme çıkmış. Hazreti İmam Rabbani bu sırrı şöyle söyler. Üstadım ile açtım gözlerimi yıldızda, ayda, sonsuzlukta. Bazıları da üstünü böyle kapatmış. Üstadım ile açtım diyor gözlerimi. Ayda, yıldızda, sonsuzlukta. İnanılsız bir şey mi? Nurlanın görürsünüz. Allah'tan isteyin ya. Sonsuz. Dileyin vermeyeceği şey yok. Nur âlâ nur. Refik-i âlâdan eyle. Heh, onlar yüce dostlar. Yüce dostlar. Refik-i, onun için Refik-i âlânın bir tanımını da tefsir itibariyle söylersek sizden sonra diyor benim kardeşlerim gelecektir diye bir hadis-i şerif vardır. O biz olan Refik-i âlâ işte o kardeşler. Eshab soruyor. Ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Hani mümin kardeşler. Sizler benim hesabımsınız diyor. Kardeşlerim gelecek. İşte onlar Refik-i âlâdan. Onlardan bir tanesi de Abdülkadir Geylani. Bir tanesi İsmail Emre'dir. Emre. Daha onun gibi nice. Selam üzerlerine olsun. Hazreti Pir. Allah'ın selam üzerlerine olsun. İnanılmaz bir şey değil ya. Aklıma şey geliyor. Bu internette bir ara bir şey izlemiştim. Fransızlar biraz çok pozitifçiydi. Hani Fransız derler ya. Bir tanesi medyumluğu tutmuş. Geleceği biliyorum diyor. Fransız olan da şey bir tane televizyon muhabiri şimdi geleceği bilen kardeşimiz de şeylik yapıyor, röportaj yapıyor. Efendim diyor, siz geleceği biliyor musunuz? Doğru mu? Evet diyor, biliyorum. Adam bir tane çaktı ama feleğini şaşırdı. Yani yüz göz dağıldı. Sayın seyirciler, geleceği biliyormuş kardeşimiz hesabı. Deneyledim, geleceği bilmiyormuş. Bu çok pozitivist. Ya şöyle dese amenna. Ya biliyoruz da bildirdikleri kadar dese gene dayak yemeyecek. Evet. Şimdi bu Hazreti Mekke hakkında bir iş var. Evet. O mesela Kur'an'da yok. Ve bu çok büyük bir olay olmasına rağmen neden? İşte çok büyük olay. He? Yok o Kur'an'da geçer. Öyle mi? Tabii. Ben diyor yeryüzünde diyor şey azimşan bir ayetle sırlanarak geçer. Genelde hadiste şöyle geçer. Ya kıyamet bahsine gireceğiz zorunlu olarak. Takdirler kıyamet çok çetin bir konu. Farklı farklı noktalardan. Ya bak. Ha, daha çok beklerler. Yani kanatlı kanatlı inecek. Herkes hangi yoldan geliyorsa o şekilde gelmek zorunda. Gelirse eyvallah. Hamdü senar olsun. Sanki Hristiyanlık mı? Yok. Hazreti Resulullah'ın hadislerinde vardır. Sorduğun soru aslında çetin bir konu. Gene Metin Baba'nın sorusu. Zor soruyla gelmeyiniz. Kıyamet bahsi diye bir konu vardır. Kıyamet, kıyamdan geliyor. Ayağa kalkmak. Bu çok önemli konudur. İsterseniz buraya dokunalım ondan sonra bunu bitirelim. Aramız yok nasıl olsa oruçsunuz. Oruç olmayanlar varsa sigara içebilir bilmiyorum. Allah'ın lütfü ihsanı çetin bir konu olduğu için Allah'ın lütfü ihsanıyla bazı yerleri unuturum veyahut da aklıma gelmezse affınıza sığınıyorum. Kıyamet kıyamdan geliyor. Ayağa kalkmış. Allah bu noktada da Allah'ın lütfü ihsanı kıyamet koptuğunda Cenab-ı Hakk'ın belirtileri de vardır diye söylenir. Deccal çıkacak. Mehdi İsa gelecek. Efendime söyleyeyim daha ne olacak? Güneş batıdan doğacak. Değil mi? Yok hadislerde geçiyor. Alamet itibariyle. Ha, şey kıyamet sürelerine de baktığınız zaman işte gökler dürülür, yerler dürülür vesaire. Dağlar un ufak olan savrulur diye söyler. Aslında bu ayetlere baktığınız zaman zaten kıyameti olduğu gibi anlatıyor. Ama aklımızda bir kıyamet var ki geleceğe dair bir kıyamet. Her şey yok olacak. Hiçbir şey kalmayacak. Çekleri şeyden aldım. Lütfü Filiz'den aldım. Tireli ya. Çok güzel severdim kendisini. Rabıtam kuvvetlidir. Birini seversem acayip. Bütün halini alıyorum. Çekleri miras kaldı. Velhasıl kelam
Takdir ilahi, her şey yok olacak, hiçbir şey kalmayacak. Kıyametten anladığımız bu. Tasavvuf bu kıyameti bu şekilde işlemez. Hadis-i şeriflerde de zaten bu şekilde söylenen sözler, ayet-i kerimelerde söylenen sözlerin tamamı insanın kendisini anlatır. Ve insanın kendisine bir aynadır. Bu bağlamda kıyameti işlersin. Ayağa kalkış olarak. Ama kiminle ayağa kalkacağız? Eğer dünyayla ayağa kalkarsanız ölürsünüz. Dünyayla ayağa kıyametinizi yaşarsınız. Ama yok. Altını çiziyorum. Kıyametten kastı Allah'ın varlığının kalması. Al diyor ki ne? Baki olan Allah'ın veçine yönel. Yani her şey fanidir demektir bu. Allah'la ayağa kalkış kastediliyor. Ve ben elbet nurumu tamamlayacağım diyorsa o zaman kıyameti göreceğiz demektir. Ve bu bağlamda efendim derdi ki evladım bizim orada çok büyük bir dua yapılırdı. Dua şu. Kıyamet başına kopsun. Ben de ya Rabbi şükür inşallah derdim. Çünkü benim sevdiğim kıyamette tek kalacakmış. İyi ben yokayım. Benim sevdiğim kalsın diye düşünürdüm. Basit çocuk aklı. Allah'ın lütfu ihsan. Hani seviyorsun ya. Öyle bir sevgi var ki. Öyle bir aşk var ki kendini istemiyorsun. Bir tek sevdiğinin varlığını istiyorsun. O zaman kıyamet başına kopsun demek senin için bir duadır. Ya Rabbi şükür dersin. Velhasıl kelam o sırada kıyamet bahsi bende uyandı. Demek ki kıyametten bahsettikleri şey yok olup gitmek değil. Bunun duasını da şöyle yapmıştım. Ya Rab beni yok et. Bir tek sen var ol. Ertesi gün efendinin yanına gittim. Efendi şöyle bir baktı tam karşısında oturuyorum. Şöyle bir baktı Allah Allah dedi. Bu da yok olmak istiyor mu ne? Ama yok olmak bildiği gibi değil. Dedim ayvayı yedik. Nasıl olduğunu bilmediğin yola girdiğin zaman ayvayı yersin. Çünkü başına ne geleceğini bilmiyorsun. Velhasıl kelam yola koyuldu. Sonra anladık ki kıyamet başka bir şey. Allah'ın lütfü ihsanıyla kıyametin belirtilerinden başlayayım. Diyor ki ne? Öyle gün gelir ki diyor kıyametin evet söylenildiği gibi bir kıyamet kopacaktır. Amenna. Ama her ne var ki yaşanıyordur alemde insanda karşılığı vardır. Bu bağlamda kıyamet Allah ile ayağa kalkıştır. Allah ile diriliştir. Ve Allah ile diriliş mertebe mertebedir. Ve tasavvuf Allah ile dirilişi getirir. Onun için demişler küçük kıyamet, büyük kıyamet diye ikiye ayırmışlar. Normal ölüme, Allah'ın lütfü ihsanına küçük kıyamet demişler. Büyük kıyamete büyük kıyamet demişler. Bana göre büyük kıyametin kendisi büyük kıyamet değil. Zaten kıyamet kopacak. Amenna. Zaten öldüğünüz zaman kıyamet kopsa ne yazar, kopmasa ne yazar. Zaten kıyamet başınıza, yani sizin yokluğunuz başınıza hakikatle müşerref olmanız, ahirete intikaliniz de olur. Onun için diyor, ölmeden önce ölünüz. Nefsinizden yana ölünüz ki Cenab-ı Hak ile müşerref olasınız. Onunla ayağa kalkasınız. Beytullah olasınız. Ve kıyametten kasıt, burada altını çiziyorum. Kıyametten kasıt hak ile varoluştur. Hak ile ayağa kalkıştır. Ahlakıyla, efendime söyleyeyim ilmiyle, sıfatlarıyla, zatıyla, nuruyla ayağa kalkıştır. Ve bu bağlamda Allah'ın lütfü ihsanıyla kıyametin belirtileri, yani Allah ile, sıfatıyla, ahlakıyla, ahlakı sıfatları zaten Allah'ın lütfü ihsanı, ilmiyle, zatıyla, nuruyla ayağa kalkabileceğimizin veyahut da kalkıyor olabileceğimizin belirtileri var. Mehdi İsa gelecek diyor. Kim ki hak noktada hareket eder. Çünkü Mehdi demek hak durur diyorlar. Efendiler güzel demiş. Mehdi hak durur. İsa hakikat durur. Mehdi'den kasıt haklar üzere, hakkaniyet üzere olmaktır. Altını çiziyorum. İsa'dan kasıt hakikat üzere, gerçeklik üzere, Cenab-ı Hakk'ın varlığı üzere olmaktır. Bir kişi varlığında, özünde hakikat üzere olursa İsa ona inmiş demektir. Bir insan Allah'ın lütfü ihsanıyla her şeyin haktan olduğunu bildiğini bilince hakkaniyet üzere ise Mehdi onda tecelli etmiş demektir. Şeriat onda tecelli etmiş demektir. Suhunu bulmuş demektir. Yeryüzü diyor selamet bulacaktır diyor. Deccallık yok olacak. Yani kişinin kendi nefsiyle bulduğu kerametler buna dahildir. Kendi nefsinden bildiği ve o şekilde kendine varlık verdiği ben ilahlık o yok olacaktır diyor. Ve ak minare iner diyor. Kim? Hazreti İsa. Ak minare dediniz kürsü-i âlâdır, beyindir. Hakikati ancak kürsü-i âlâ ile idrak edersiniz. Vicdan sahibi olursanız da Mehdi sizde tecelli eder. Allah'ın mutlu ihsanıyla hakkalar üzere, hakkaniyet üzere yaşarsın. Ha bunu yaptınız mı? Bu yani İsa sizde doğdu yani. Mehdi sizde doğdu. O zaman İsa gelse ne olur? Mehdi gelse ne olur? İhtiyaçlıya gelinir. İhtiyaçlı olmayana gelinmez. Bakın altını çiziyorum. Bir yerde ihtiyaç varsa ihtiyaçlıya geliyoruz. Siz onları kendinizde doğdurtup kendinizde bulduysanız size gelmemişlerdir. İhtiyaçlıya gelmişlerdir.
Allah sizde lütfü ihsanla o iki mertebenin hakikatini tecelli ettirir. Ne zaman haklar ve hakikat üzere yaşarsınız, ne zaman özünüzde hakikati bilir, Allah ile yaşadığınızın bilinciyle amel eder yaşarsınız, o zaman Mesih İsa sizde doğmuştur. Ama daha yolumuz var bak. Suhumuzu bulduk ama daha kıyamet kopmadı. Kıyametin bir veçesi, ahlaki veçesi sulh noktasında tecelli etti. Ammenna. Ne zaman ki diyor sulh kalkar, o zaman kaos başlar. Yeçüç meçüç. Başınıza gelen, dışarıdan gelen olaylar, içinizden gelen sıkıntılar, o sizde tecelli eden ilim hakikatine ve amellerinizdeki hakkaniyet davranışlarınıza, tavırlarınıza engel olmaya başlarsa, o zaman varlığınız kaos keser. Yeçüç meçüç zamanına düşersin. Deccal'ı eritmek kolaydır ama kaosu eritmek kolay değildir. O zaman hak ve hakkaniyetini gözeterek kendinizi geriye alın. Yani içinizdeki sıkıntılar sizlere hakkaniyetten beri bırakmasın. Başınıza gelenler hakkaniyetten sizi bırakmasın. Biraz önceki Velas suresini örnek alın. Hemen arkasından diyor ki takdir ilahi, güneş batıdan doğduğunda, güneş battığı yerden doğduğunda demektir o. Bakın güneş battığı yerde. Peki ruh nerede batmıştır? Maddede batmıştır. Ne zaman ki ruh maddede doğar, artık ruhunuz da bilir, ruhunuz da görür. Ki buna aklı ruh demişlerdir efendiler. Allah'ın lütfü ihsan ile Cenab-ı Hakk'ı kendinize daha yakın hissedersiniz. Ve aşk-ı muhabbetle yıkandıkça Allah'ın evi olursunuz. Yeryüzünde diyor mümin bir kul kalmayınca. Varlığınız yeryüzünden alınır. Yer değişir, başka bir yer olduğunda siz artık göklere, yani Kabe göklere taşınır denilir. Bütün varlığınız ilahi aleme taşır. Meleklerle müşerref olursunuz, Allah'ın nurlarıyla müşerref olursunuz ama halen siz varsınız. Daha kıyamet tam kopmadı bak. Takdir ilahi hemen arkasından. Bunu ayetlerle de destekleyeyim ilk önce. Çünkü son söyleyeceğim çok önemli. Diyor ki dağlar savrulduğunda, yıldızlar dürüldüğünde kıyam suresini açın okuyun. Allah'ın lütfü ihsanı. Denizler kaynatıldığında, yer dümdüz olduğunda, yüklü kadın yükünü düşürdüğünde vakit yakındır. Vaktin ne zaman kopacağını, yani Allah ile ayağa kalkışınızın ne zaman olacağını bilemezsiniz. Ama onu belirtilerinden Allah'a yakınlaştığınızı hissedersiniz. Yani kıyametin başınıza kopacağınızdan eminleşirsiniz. Ve dağlar savrulduğunda dayanaklarınız elinizden alındığında, gönlünüz Allah ile coştuğunda, daha ne vardı? Birkaç tane daha vardı orada da. Yüklü kadın yükünü düşürdüğünde, yani dünyaya aidiyetleriniz ne varsa hepsi sizden düştüğünde, gönlünüz boş olduğunda, yani varlığınız boş olduğunda, İşte o zaman kıyamet yakındır. Allah varlığınızı istila eder. Bizzatihi bedene değil, beden kapılarınız açılır ama bizzatihi ruhunuza tecelli eder. Ruhunuzun o kulluk bakışını siler, bizzatihi kendi kalır. Ha işte orada bir ayet tecelli eder. Benden başka ilah olup olmadığını benden daha iyi biliyorsunuz. Bizzatihi zati kibri oradadır. Geri döndüğünüzde, hani yaratıldınız ya, mahşer meydanı. Allah ile dirildiğiniz hakikati kendinize müşerref etmişsinizdir. Allah ile dirilip aynel yakin gene hakka şehadettesinizdir. Kulluk perdesine indirilmişsinizdir. Geçmişinizi alırsınız. İyi kötü ne varsa varlığınıza önünüze serilir. Yani yaşadığınız her şeyi net net görürsünüz sonuçlarıyla beraber. Ha işte o zaman mahşeriniz oldu. Vicdan terörünüzde hak kefesi hep ağır basar ve yaptığınız her şeyi karşınızda görürsünüz. Ameli sonuçlarından okursunuz. Yani yaptığınız eylemleri sonuçlarıyla okumaya başlarsınız. Oku, hesap görücü olarak dersin yeter diyor. Güneş batıdan battığında tövbe kapısı da kapanır. Artık vicdana gerek kalmaz demektir. Hakka vardığınız zaman vicdana gerek var mı? Zaten hak üzeresiniz. Ve siz hakka taşındığınızda, yani bedeniniz ilahiyata taşındığında, Cenab-ı Hak ruhunuza tecelli ettiğinde artık siz kalmazsınız. Orada sadece Allah vardı. Bakın siz yoksunuzdur. Orada Allah vardır. Aşığın muradı yerine gelmiştir. Bana seni gereksene dediği söz yerine gelmiştir. Ama hangi ayetin gereği itibariyle benden başka ilah olup olmadığını benden daha iyi biliyorsunuz. Buradaki laf söyle bizzat Allah'ın sadece kendi zatına söylenir.
Şimdi kıyamette İsa gelecek, Musa gelecek, Deccal gelecek. Zaten Deccal zamanında yaşıyoruz. Deccal zamanında yaşıyoruz. Zaman Deccal zamanıdır. Emperyalist düzenin, kapitalist düzenin zamanıdır. Kaos zamanı daha ileridedir. Onun için bölgesel olarak belki selametin bulduğu yerler olacak ama dünyevi genelde baktığımız zaman takdir ilahi şerri noktada hiçbir zaman selameti insanoğlu bulamayacaktır. İnsanoğlunun kendisi insanca yaşamakla belgesel olarak belki selameti bulacağı yerler olabilir. Ama külliyatta insanın tamamı selamet bulmayacak. Hiçbir zaman da olmayacak. Şer artacak diyor, azalacak demiyor ki. Hemen arkasından ekleyeyim, Mehdi İsa için söylediğimiz için söyleyeyim. Diyor ki ne, ümmetimden öyle kişiler gelir ki 100 sene mücahitlerdir, dini zamana ayak uydururlar. 400 sene mücedditleri ve 1000 sene mücedditleri gelir diyorlar. Ve 1000 sene mücedditleri Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle gelirler, bir ayette de zikredilirler gizli olarak. Allah sizin saydıklarınızdan 1000 sene gibi bir zaman dilimi içerisinde göklerden yerlere işini görür. Yani işte o ayetin öz şeyi sahibi, o ayetin tecelligahı 1000 sene mücedditleridir. 1000 senede ne yaşanacaksa insanoğlunda evvela o kişide özetlenir. Yani bir prototip gibi, bir maket gibi. Ve onun üzerinden salınan melekler, melekeler neyse bütün alemde kuşatıcı olarak iş görmeye başlar. 100 sene mücahitleri dinde zamana ayak uydururlar. Said-i Nursi, Mevlana Halid-i Bağdadi, 400 sene mücahitleri farklıdır. 400 sene mücahitleri geleceğe dair götürür. 400 senece içindekiler ne olarak? 1000 sene mücedditleri ise azimallah bizlere söylenen 1000 sene mücedditleri için bazılarını kaldırmayacağı bir şey olabilir. Dini Kur'an-ı Azimşan temeli itibariyle kökünden dahi değiştirebilecek yetki serayetle gelebiliyorlar. O kadar kudretli insanlar. Allah'ın selamı üzerlerine olsun, nimetleri üzerimizden eksik olmasın. Bakın 1000 senede gelen bir şahıs düşün. 400 senede gelen bir şahıs düşün. Bütün insanlık bir şahtanedir ama bütün şahtaneler bir şahtane için olur. Ve o da bütün insanlık için olmaya başlıyor. Beğeniriz beğenmeyiz, böyle bir şey var. Öyle bir yoldasın ki hakka taatla her şeyi boş görmekle emir olmuşsun. Ancak böyle refik haleye çıkarsın. Bu hale gelince senden evvelkilerinin yerine yerleşirsin. Geçmişteki sıddıkların, şüphedanın, salihlerin makamına varsın. Şühedanın, pardon. Salihlerin makamına varsın. Senden evvel padişaha gidenleri ve yaklaşanları orada bulursun. Onun yanında her iyilik yolunu, rahatı, kerameti ve nimeti görür kavuşursun. Allah'ın sana vermiş olduğu güzel hali hak etmiş olursun. Belayı bırak gelsin, belayı bırak gelsin. Seni ziyaret etsin. Yolunu aç kapama. Önünde de durma. Burası çok önemli. Genelde bela geldiği zaman takılı kalırız. Hani başımıza bir şey gelir, orada takılı kalır. Mesela şimdi biraz önce söylediğim sözler gibi bazılarımız takılı kaldı. Takılı kalmayın bazılarımızdır. Takdirler. Takılı kalmayın. Yürüyün gitsin. Yani size buradaki kastettiğim şey, insanoğlu öyle bir şey ki bazı şeyleri öğreniyor. Öğrendiği şey veyahut da yaşadığı şeyde takılı kalıyor. O zaman bu sefer veyahut da beklentileri, endişeleri ve geleceğine ait şeyde takılı kalır. Ya ne geleceğe takılı kalır, ne geçmişte takılı kalır. Bir öncekinde takılı kalır. O anda anı yaşamaya, hakkı yaşamaya çalış. Ya takılmak iyidir de şeye, buradaki kastettiğim, takılmaktan kastettiğim fazlasıyla üzerinde durmayın. Yani alın, öğrenin, onunla yürüyün. Veyahut da bir bela yaşadınız. Ya yaşadınız zaten, bitti, yapacak bir şey yok. Alın imtihanınızı, terbiyenizi veyahut da nedir? Deneyiminizi, onunla yürümeye devam edin. Ama kalkarsanız, onda takılırsanız nefretinizi beslersiniz. Öfkenizi beslersiniz, kininizi beslersiniz, şehvetinizi beslersiniz. Bu geçen gün bir kardeşim bir hikaye anlattı. Hikaye şuydu. Takdir neydi o? İki papaz yürüyormuş. Yürürlerken bir tane kadıncağız karşıdan karşıya geçecek. Aynı anda papazın birisi hemen yağmurlu bir hava. Ya orada da sular var. Şemsiyelerle gidiyorlarmış. Bir tanesi hemen şemsiyesiyle şey yapmış. Hizmet etmiş. Karşıdan karşıya geçirmiş. Ondan sonra gelmiş. Yolda yürümeye devam ediyorlarmış. Hizmet etmeyen delikanlı şöyle demiş. Ya biraz önce ne güzel bir hizmet oldu. Papaz kardeşi de şöyle demiş. Sen halen orada mısın? Kadın da aklı kalmış ya, aslında onu dile getiriyor. Sen demiş, halen orada mısın? Yani demek istediğim, keyfiyetlerimizi besleyen, efendime söyleyeyim, sizin söylediğiniz önemli, onlarla yürürüz. Ama keyfiyetlerimizi besleyen, nefsimizi besleyen şeylere takılı kalırsak, orada herder olur gideriz. Onun için takılı kalmayın. Özellikle belalara hiç takılı kalmayın. Ha böyle gerekiyormuş, ammenna. Gerekeni yapın. Ha oldu oldu, olmadı nasibimiz yok deriz, yolumuza devam ederiz.
Belayı bırak gelsin. Seni ziyaret etsin. Vallahi kimse bela talep etmez mübarek. Vallahi. Takdirler. Yolunu aç, kapama. Önünde durma. Talep edenler hariç. Sana gelmesin. Sana gelmesinde ve seni yoklamasından korkma. Nasıl olsun onun ateşi cehennemin ateşinden daha şiddetli değildir. Yaratılmışın hayırlısı yerin yüklendiği, semanın gölgelendirdiği, varlığın gövdesi Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Kıyamet günü, ha ne güzel söylüyor, kıyameti konuştuk. Kıyamet günü cehennemin üzerinde geçirildiği zaman cehennem bağıracak. Çabuk geç ey mümin, nurun alevimi söndürdü diyecek. Şimdi gelecekte ne yaşanacaksa aslında hali olarak burada insanoğlunun yaşaması vakidir demiştik daha önceki sohbette. Kişi eğer Allah'ın mutlu ihsanıyla bütün varlığı cehenneme dönerse, aşk-ı muhabbetiyle de takdir ilahi füyüzat alır ve aşkın muhabbetiyle Allah'tan nurlanır ise, ha işte o zaman üzerindeki dünyaya ait ateş, sıkıntılarına ait ateş, o zaman silinir gider. Yer değişti, başka bir yer olur. Yani iç mekanında bilinç evi bambaşka bir ev olur. Cenab-ı Hakk'ın mekanı olur. O mekanda ise Allah'ın lütfu ihsanıyla ateş size dokunmaz artık. Ya Resulallah diyor, her nefis cehennemden geçecekmiş. Siz de mi? Evet ben de diyor. Lakin ben Allah'ın nuruyla korunurum. Allah'ı sever. Elinizden gelin gidiği kadar ibadet edin. Yaşadığınız sıkanda da ibadetler size himmet olarak gelir. Aşkınız ise İbrahim'in ateşte yanışı gibi takdir ilahi Allah'ın lütfu ihsanı size dokundurtmaz. Yani dünyalık sıkıntılarınız, psikolojik sıkıntılarınız, aşk-ı muhabbetiniz var ise eğer, size dokunmaz. Aşık insanların ise karakterleri çok sağlam olur. Çünkü isteseler de istemeseler de ilkesel hareket ederler. Ama kastettiğim Allah'ın lütfu ihsanına ilahi aşk ile olanlar. Diğerler genelde şaklaban oluyor. Hani sevdikleri için her türlü şey yapıyorlar ya. O da çok güzel bir şey. Onu da söyleyeyim, altına ekleyeyim. Sevme kadar güzel bir şey yok. Ya sevin de nasıl seversen sever. Allah sevgi versin de nasıl oluyorsa olsun. Yeter ki sevgi olsun. Sevmenin tadını hepimiz almışızdır ya. Ya gönlünüzde sevgi olsun. Gerisi boş iş. Hayatınız anlam kazanır. Gününüzde emin olun şöyle düşünün. Hani güneşli bir gün olduğu zaman hani kıştan çıkarken insan aydınlık oluyor ya, böyle heyecanlı oluyor ya. Sevmek öyle bir şeydir ya. Güne öyle başlarsın. Güneşiniz doğmuş demektir. Gece rüyanızda bir güneşin doğduğunu görürseniz bir gün o gün güne şey o gün sizin gönlünüzde bir sevgi doğmuştur. İnsanın güneşi sevdiğidir. Ve sevgisiyle ışır. İnşallah. Allah daim eylesin. İşte dünyada bela ve musibet ateşinde söndüren bu nurdur. Sen de eğer sabreder, hakka uyarsan mükafatını görürsün. Belanın sana gelmesi, neyi heyecana düşürmesi? Seni heyecana düşürmesi, yaklaşması seni korkutmasın. Çünkü bela seni öldürmek için gelmez. Seni tecrübe etmek için gelir. Enteresan. Bela diyor, seni öldürmek için gelmez. Seni tecrübe etmek için gelir. İmanın sıhhatini, derecesini ölçmek için gelir. Daha önce konuşmuştuk bu konuları. Çünkü başımıza gelen şeyler deneyimlerimizi arttırırlar. İmanımızın ortaya çıkışını söyler. Bir ayet-i kerime şöyle söyler. Der ki ne? Sizleri imtihan edeceğiz ta ki bilelim. Burada bilelim kavramını kullanırlar da bu biraz hatalı bir kullanım. Orada kastedilen şu. Size verdiğimiz potansiyelin açığına çıkışınızı görelim. Yani tefsir edilirse en mükemmel tefsir budur. Size belayı veriyoruz ki ne? Size verdiğimiz potansiyel sıfatınız açığa çıksın. Ve ortaya çıkan sıfatınızı görelim. Çünkü imtihan kişinin potansiyelinin açığa çıkması için olan şeydir. En basiti öğretmenlerinizi düşünün. Size bir imtihan veriyorlar. Aslında siz şuraya dereceyi kazanacaksınız, bu dereceyi kazanacaksınız değildir orada. Genelde imtihan edildiğimiz zaman derece bekleriz. Aslında orada derece önemli değil. Önemli olan sizin potansiyelinizin ortaya çıkmasıdır. Öğretmenin sizi imtihan etmesindeki ilke sizin potansiyelinizi görmek içindir. Hangi öğrenci nereye gelmiştir? Eğer öğretmen bu şekilde yapmıyorsa zaten öğretmen değildir. Profesyonel olarak gidiyordu, geliyordur. Çünkü önemli olan imtihanlarda kişinin derecesini ölçmek. Yani potansiyeli nereye gelmiş, ne olmuş, bu çocuk öğrenmiş mi, öğrenmemiş midir? E Allah diyorsunuz, ne kadar Allah diyorsunuz? Potansiyelinizi göre. Rahman diyorsunuz, Rahim diyorsunuz, müşahede diyorsunuz. E tamam, tefekkür dönülüyor. Ne kadar tefekkür ediyorsun, ne kadar etmiyorsun? Bir görelim, tamam. Hani bunu Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dan öğrenin. Diyor ki ne, ya Rabbi diyor, bana müsaade et, ona musallat olayım. Çünkü o rahattadır. Onun için sana şükür ediyor. Ve hizmetini de hakkıyla yerine getiriyor. Ama belaya müstahak olursa elbette ki sen onu yolundan çıkanlardan göreceksin. Beyni hariç diyor,
Kürsi-i alası hariç diyor, her yerine dokunabilirsin, müsaade senin diyor. Melekler şeye geliyor, koruyucu melekler vardır insanoğlunun, peygamberlerin hususen vardır. Şeytan elinin dokunmak için geldiği zaman melekler müsaade etmiyor. Allah'tan ruhsatlıyım diyor. Ruhsatını görüyorlar, nasıl bir ruhsatsa bilmiyorum. Ruhsatını görüyorlar, müsallat oluyor bir güzel. Allah'ın lütfü ihsanı başına gelmedik olarak kalmıyor. Çıbanlar çıkıyor, servet gidiyor, yoksullukların adliye sağlıyor. Düşünülecek bir şey değil. Bakın, bir, psikolojinizin gelişmesini sağlar. En basiti orucu ele alın. Oruç mesela sizin için farz edelim ki yeme içmeden yana bir musibet olsun. Ki musibet değil, rahmettir, ayrı mevzu. Ama açlık hakikaten de dayanması kolay bir şey değildir. Hele insanlar bir güzel dönerler falan kokuların içinde yürürken hiç kolay bir şey değil. Arkadaş bak iki büklüm olmuş. Al şu kardeşim bir tane. Takdir ilahi önemli bir şey, bir irade gelişimini sağlar. Bakın ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki ne, akşama kadar aç kalacağım. Söz veriyorsunuz ya. İradenin gelişimini sağlar. İki, Allah'ın lütfü ihsanıyla oruç tuttuğunuz zaman bedeniniz temizlenir, rahatlar, şifa bulur. Üç, bedeniniz şifa buldukça Allah'ın nur kapılarının tecellisi fazlalaşır. Akşama doğru enerjisi saf bir insansanız elinizi hissedin, yüzünüzü hissedin, alnınızı hissedin, ayaklarınızı hissedin. İnanılmaz bir statik elektrik göreceksiniz. Nurunuzu üzerinize toplarsınız, tutarsınız. Tutucu bir kuvvettir. Allah'ın nuruyla nurlasın. Mükafatı benim katımdandır diyor. Melekler dahi yazamıyormuş. Bir kişi onun için riyazat çekiyorlar. 40 gün erbain çıkartıyorlar. Veyahut da 40'ın 40'ı kadar erbain çıkartıyorlar. Mevleviler 1001 gece çıkartıyor bildiğim kadarıyla. Ya komple dünyadan uzaklaşıp Allah'ın nurunun tecellisini istiyor. Siz bu alemden ne kadar uzaklaşırsanız Cenab-ı Hakk'ın üzerinizdeki nurunun tecellisi o kadar kuvvetli. Nur dediğim günümüzde efendime söyleyeyim aydınlanmayla karşılık görmüyor. Hani çeviriyorlar. Nur aydınlanma. Değil. Allah diyor yerlerin göklerin bir aradaki nurudur. Parantez aydınlığıdır. Hani aydınlanmış olanıdır. Gibi çevrilmez. Bizzat fizyolojik tanımını yapıyor kendine. Allah yerleri, göklerin ve bir aradakilerin nurudur. Ve ben diyor elbet nurumu tamamlayacağım. Yaptığınız her türlü ibadet bir nur kafasını açtığı gibi yaptığınız her türlü sıfat ahlaki olarak Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatıyla örtüştürdüğü gibi tevhid-i efal, tevhid-i sıfat gereği Cenab-ı Hakk'a size amelinizde yakın kılarken halde de yakın kılar. Nurda da yakın kılar. Ta ki nuru sizi istila edene kadar. Yakinliğin bittiği yer. Yakinliğin bittiği yerde kişi olmaz. Cenab-ı Hakk'ın kendisi olur. Ha işte o zaman İsmail Emre'nin bugün benim emrede karar kılan dediği söz tecelli. Ne mutlu. Bir hadis-i şerif var. Andolsun ki içinizden cihat edenler ve sabredenleri belirleyinceye, bilinceye değil de belirleyinceye ve haberinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz. Ve imtihan dediğim gibi potansiyel sıfatlarınızın açılması, aynı zamanda deneyimler edinmeniz, hayatınıza daha güzel bakarak yürümeniz için gerekli olan bir şey. Yani imtihansız olmuyor. İnsanın hiçbir zamanı belasız olmaz. Eğer bela olmazsa, sıkıntılarınız olmazsa, hakkı hakkınca da bilemezsiniz, nasıl yaşamanızın gerektiğini de öğrenemezsiniz. Bir şeyden yana zorluk çekmediniz, deneyim edinmediniz. O mesela biri tarafı, bir kişi tarafından dolandırılmadınız. Dolandırıcılığın ne olduğunu bilemezsiniz. İnsanlara karşı, yani nasıl söyleyeyim, Allah'ın lütfü ihsanı, melekeleriniz orada çalışmaz. En basit. Yani gene dolandırılmaya müsait bir kapı olursunuz. Ama dolandırıldıysanız artık ona göre hareket edersiniz. Bilerek veyahut da bilmeyerek. Onun için imtihan şart. Ve yolda giderken de Allah'ın lütfü ihsanıyla deneyim edinmek için, daha faziletli olarak ilahi sıfatlara taşınmak için, potansiyel sıfatların açığa çıkması için Allah-u Alem imtihanı şart koşmuş. İmtihan edilmeyeceğimizi zannediyorsunuz ayetini de zaten o yüzden vermiş. Herhangi bir yerde dini emirlere dair yapılan toplum olursa derhal ona koş. Buraları es geçiyorum. Ramazan ya. Hamdolsun. Şuraya girdim. Allah-u Teala Hazretleri peygamberine gönderdiği bazı kitaplarda şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu, ben öyle bir Allah'ım ki benden başka ilah yoktur. Bir şeye ol derim olur. Bana itaat edersen seni de bir şeye, pardon, bana itaat edersen seni de bir şeye ol dediğinde o şeyin olu vereceği birisi yapayım. Her neye ol dersen olur.
Aslında bunun sırrı da itaatin. Burada bu çok önemli. Bunu bir daha okuyayım. Ey Ademoğlu, ben öyle Allah'ım ki benden başka ilah yoktur. Şimdi şeyden düşünün. Uzakta bir Allah'ın söyleminden düşünmeyin. Sizde olan bir varlık size konuşuyor. Ve diyor ki bir şey ol derim olur. Bana itaat edersen, yani İslam olursa, seni de bir şey ol dediğinde o şeyin oluvereceği birisi yapayım. Her neye ol dersen olur. Allah katında din İslam'dır demiştik yani. Biraz önce Az suresini okumuştuk. Az suresi üzerinden kendinize dönersiniz. Varlığı Hakk'ın, Cenab-ı Hakk'ın varlığının nur itibariyle kendinizde bulursanız tasarruf kuvveti başlar. Bazen olur bu hali olur. Yani bir hal geçer üzerinizde, bir bakarsınız o halin karşılığınızı alemde görürsün. Bazen olur ki dünyevi olur. Bir şey istersiniz, isteğinizin sizde cereyan ettiğini görmez, başkalarında görürsün. Bazen olur ki ne takdir ilahi Allah'ın lütfu ihsanıyla kudretle olur. Bazı insanlara ruhla yetişilebilir. Bazı insanlara efendime söyleyeyim sözle, yani bir şeyin ol demesiyle yetişilebilir. Adam gelir sizden bir şey ister. Siz ol dersiniz, oluver. Yani söz yere düşmez. Bazen olur dua edersiniz. Duanız yerine gelir. Ve duası kabul olan bir insansınızdır. O da bir tasarruftur. Bazen olur ki gözünüzü kapatır. İlahi alemde olanları değiştirirsiniz. Bu alemde kimsenin haberi olmaz. Vallahi o bile var yani. Bazen olur ki sözünüz yere düşmez. Suya su şöyle ak denir, öyle akar. Ya su ya toprak böyle ol denir, böyle olur. Onun için tasarruf iki türlüdür. Birincisi ilmi kimya dediğimiz eşyaya tasarruf, zamana mekana tasarruf. İkincisi ise gönüllere tasarruftur. İlmi irfan ile gerçekleşir. Ki kanaatim o ki eşyaya tasarruf gelip geçici bir şey. Demiş ya Hazreti Muhammed Parisi Hazretlerinin güzel bir sözü var. Hazreti İsa ölüleri diriltiyormuş demişler. Yani sizde bir şey var mı gibilerinden. Mübarek de şöyle bir bakmış. Dirilttiği de sonunda ölmüyor mu? Önemli olan gönülleri diriltmektir demiş. Çünkü o gönülde diri olan bir daha ölmez. Hakikaten Allah gönüllerimizi diri ihsan eylesin. Amin. Diye buyurmuş. Aslında tasarruf konusu bir sohbet boyunca konuşmamız gereken bir konu. Bu kadar basit değil. Sembolizmanın dilini bilirseniz azim Allah iç alemde, melekler aleminde yapmayacağınız iş yok. Bu aleme sirayet ettirirsiniz. Onu bırakın takdir ilahi riyazatlarla çok nurlanırsanız ağzınızdan düşen sözün yere düşmediğini görürsünüz. Mesela biraz önce tasarruftan yana size bir sır verdim. İnşallah yüreğinize yazmışsınızdır. Hak geldi, batıl zayi oldu, batıl zayi olmaya mahkumdur. Oturduğunuz yerde hakkı söyleyin, hakkın arkasında durun, gerçeğin arkasında durun. Azim Allah, siz ondan sonra görün. Bir gün oturuyoruz, bunu şöyle söyleyeyim. Bir tane kardeşim var, efendinden sonra kendisinin sohbet, benim sohbet ehli olduğumu çok iyi biliyor. Ama ya bende de var diye ikide bir çocuklara fitne veriyor. Yanıma gelen kardeşlerime, ya işte bizde de var filan filan. Bir gün artık sohbet ediyordu, kendisi de oradaydı. Ağzından gayri iradi bir söz çıktı. Ama o gayri iradi çıkan sözün niye çıktığını ben bilmiyorum. Sonradan öğrendim. Ya kardeşim dedim, bir insan hakikati o kadar görür ki kendisine akşamleyin köfte ekmekle kuru fasulye yediğini söylesen takdirler gene iman etmez, gene iman etmez. Ne yaparlar? Kafasına vururlar. Allah'ın mutluysanı biraz sonra geldi kardeş hüngür hüngür ağlıyor. Niye? Çocukları içeride evlerinde kavga etmişler. Çocukları kafasına vurmuş. Dedim ya Rabbi dedim, insandan çıkan söz o kadar kudret taşıyor ki kendimden korkmaya başladım. Çünkü sevdiğim bir insan zahmet görmüştü. Bakın, hakkı dile getirirseniz ve arkasında imanınızla durursanız azim Allah. Evliya olsa önünüzde duramaz. O sözün gerçekliliği neyse o yerine gelecektir. Çünkü hak geldi batıl zayi oldu diyor. Batıl zayi olmaya mahkumdur. Onun için her zaman hakkın arkasında durun. O zaman zayi olacağını göreceksiniz. Yani sizinle iddialaşan olursa, sizinle cenkleşen olursa, size zahmet veren olursa, siz hakkı dile getirin, gerisini boş ver. Ondan sonra kenara çekilin, izleyin, görün. Neler oluyor neler. Ama inancınızla beraber. Ama uyarı şartı var. Sizinle iddialaşılıyor, sizinle cenkleşiliyor haksız yere. Efendi Hazretleri onu şöyle söylemişti. Hazreti Pir'in güzel bir sözü. Böyle iddialaşma olduğu zaman siz haksız olun ki haklı olanın cezasını Allah versin. Yani siz kendinizi geriye alın ki kendilerine hak atfediyorlar. O zaman o hak atfettikleri şeyle yüzleşsinler.
Çünkü hak geldi, batıl zayi oldu demek. Allah onları yaptıklarıyla yüzleştirecektir. Çünkü Allah adildir. Ve gerçeğin ortaya çıkması için her şeyi yapacaktır. Çünkü aynı zamanda şu demektir. Allah'ın lütfü ihsanıyla hak batıl olan üzerinden gerçekliğini gösterir demektir. Evet, o batıl gerçeğin ortaya çıkması için. Ve siz orada gerçeğin arkasında durduktan sonra Cenab-ı Hakk'a imanınız katı katına artar. Çünkü orada gerçekten tasarruf çıkmıştır. Çünkü söylediğiniz yere düşmez. O da bir tasarruftur. Altını çiziyorum. Ve en güzel tasarruflardı. Çünkü fazla abartıya gerek yok. Gözümü kapatıyorum, onu değiştiriyorum. Okus pokus. Ağzımdan çıkıyor okus pokus. Veyahut da bir şeylere dua ediyorum. Hemen oluyor okus pokus. Çok basit ya. Hakkı söyleyin, arkasında durun, hakkaniyetli olun. Ama sizin hakkaniyetli olmanın şartınız var. Bir, inatçı olmayın hakikate karşı. İki, şımarık olmayın Allah'ın verdiklerine karşı. Üç, takdir ilahi yalan söylemeyin. Yani inkar ve iftirada bulunmayın. Dört, şeytanın dördüncü bir ahlakı daha var. Onu unutmuşum, ekleyeyim burada. Dört, Cenab-ı Hakk'ın lütfü ihsanıyla yanlış yaparsanız kendinize haklılık çıkartmayın. Şeytanın bir ahlakıdır. Hep haklı görür kendini. Kendinizi hiçbir zaman haklı görmeyin. Hak sahibi olarak siz varsa değilsiniz. Orada haklı değilseniz, kendinizi haklı çıkartmaya çalışıyorsanız nefsinizin avukatlığını yapıyorsunuz demektir. O zaman sözünüz yere düşer. Bu dördü olmasın. Siz hakta duruyorsunuz. Sadece hakkı söylüyorsunuz. Vallahi gafs olsa sözünüzün önünde secde etmek zorunda olur. Altını çizeyim. Vallahi diyorum. Çünkü ayeti yaşıyorsunuz. Ayetin önünde kimse duramaz. Kudretin önünde kimse duramaz. Ahlakınızda ayeti gösterdiğiniz anda o gereken yapılır. Onun için kimse duramaz. Onun için çok güzel bir tasarruf yöntemidir. Ve bu yöntemi kullanmaya çalışın. Genelde hakkı söyleyin, hakkı dile getirin, hakkaniyetli olun. Şeytanın ahlakından beri olarak yapın bunu. Görün bakın neler oluyor neler. İnanılmaz. Devam edeyim. Ey dünya, kim bana hizmet ederse sen de ona hizmet et. Şimdi bu söz biraz önce anlatılanlarla çelişki içeriyor. Yakalamış canım benim. Çünkü bela geliyor diyor, şu geliyor. Hani Allah'a hizmet ediyoruz ama bela geliyor. Bak belalar filan filan. Ondan sonra ne olacak? Kim sana hizmet ederse onun peşinden koşturup duranı yok. İşin enteresan tarafı şudur. Allah'ın lütfü ihsanıyla hakikaten de bu dünyanın peşinden koşanları dünyanın yordurduğu kesindir. Günümüzün en büyük hastalığı strestir. Stres de dünyanın peşinden koşanların başına beladır. Şöyle güzel bir söz vardır. Derler ki ne? Akıllı olacağına, dünyaya hizmet edeceğine deli ol, dünya sana hizmet etsin. Benim çok benimsediğim bir söz ama buradaki sözdeki içerik çok önemli. Aslında kastedilmek istenen çok önemli. Burada deli derken normal bir delilik kastedilmiyor. Deli olmadan veli olmaz noktasında bir hareket var burada. Deli olmadan veli olmaz sözü itibariyle de baktığınız zaman delinin kendisi başkaları tarafından anlaşılmayan kişidir. Normal akıl delisini konuşmuyorum. Allah yolunda gidip de deli olanlar normal insanlar, avam tarafından anlaşılamayan insanlardır. Onun için deli derler. Çünkü adam ölünmemek için elinden gene yapıyor. O ya Rabbi başımıza bela yağdır diye dua yapıyor. Deli olmasın kim olsun. Adam dünyadaki şehvetini istiyor. Ya Rabbi şekilsiz semasız bir aşkı nasip eyle bana diyor mesela. Adam dünya dünya diyor. Öbürü Allah Allah diyor. Deli olmasın ne olsun. Deli olmadan veli olmak böyle bir şey. Hastalık geldiği zaman millet feryadı figan, aman yandım bittim öldüm. Oysa ya Rabbi şükür hastalık bizi buldu. Bir tane hikaye anlatırlar. Geçen de anlatmıştım. Güzel de bir hikayedir. Bir tane kadıncağızın çok efendi, zengin bir tane şeyi varmış. Eşi varmış. Mış varmış. Bak, efendi hazretleri bir gün işten geliyor yorgun argın. Eşinden bir bardak su istiyor. Hanımefendi de çok mülayim. Çok da efendi. Tutuyor bir bardak su getiriyor. Amcazade yorgun olduğu için patladan yatıveriyor. Gözlerini bir açıyor. Eşi halen duruyor. Ya hatun diyor, senin emeğinin altında ezildim. Nedir bu? Sen sabahtan suyu istediğimden beri bekliyor musun? Evet diyor. Benim vazifem diyor. Suyu istedin getirdin. Ya diyor bu emeğin karşılığı nasıl ödenir? Dile benden ne dilersen. Söylediği tek şey. Beni boşa. Beni boşa. Ya niye? E tabi böyle kadın bulunursa nasıl bırakırsın? Adamın içine kor ateş gibi düşüyor. Yani dile benden ne dilerse beni boşa. Vallahi 40 gün geçmez ki bir mümine bela gelmeye. Senelerden beri evliyiz. Ne bir hastalığım var, ne bir borcum var, ne bir derdimiz var.
bir şeyimiz yok. Ben artık senden şüpheliyim. Mümin misin, değil misin? Adamın için öyle bir ukde giriyor ki takdir ilahi. Orada merdivenlerden aşağı yürürken bir düşüyor, ayağını kırıyor. Ya Rabbi şükür diyor. Boşanmaktan yırtmış. Derler ki ne? Ya bir hadisti ya bir hadisi kutsiydi. Tam hatırlamıyorum. Burada zikredilen sözdür. Bir mümin kulak 40 gün geçmez bir bela ulaşır. Bir bela ulaşır. Allah onu rahat bırakmaz. Allah sevdiğini rahat bırakmaz. Rahata bırakırsa kendisini unutturur. Onun için biraz sıkıntınız varsa sıkıntıya şu şekilde şükredin. Ya Rabbi seni hatırladığı için. Hamdolsun ama. Arkasını istemiyorsanız hamdolsun. Allah'ı hatırlatır. Mümin kul sıkıntısı geldiği zaman sığınağı Allah'tır. Sebepler dairesinde şuna buna sığınmaz. Ya Rabbi bundan yana sana aciz düştüm. Sana sığınmaktayım. Ama kul eğer hakka değil aleme sığınıyorsa kulum beni unuttu. Hani Musa Aleyhisselam Hızır Hızır diye tutturmuş ya. Allah da buyurmuş Hızır'a. Beni bıraktı sana daldı. Git bakayım ne istiyor. Allah ile konuşuyor ya. Konuşurken beni bıraktı sana geldi. Hazreti Mevlana'nın güzel bir hikayesi var bu bağlamda. Bir gün oturuyor Hazreti Hızır ile Hazreti Musa'nın hikayesini anlatıyor ama birebir anlatıyor. Fotoşenit. Vizyonel olarak görüyor, anlatıyor, aktarıyor. Cemaatten bir tanesi sessizce şöyle diyor. Vallahi billahi görür gibi anlatıyor, görür gibi anlatıyor diyor. Yanındaki Hazreti Mübareğin, pirin, dervişlerinden bir tanesi elini tutuyor. Sen Hızır'sın değil mi diyor. Yakaladım seni diyor. Bana ders verir misin diyor. Hak, vallahi diyor öyle bir pir ki bak o da şey görür gibi anlatıyor. Olduğu gibi aktarıyor. Bu pirin yanında sana ders vermek ya hayal ederim diyor, bırakıyor. Mübareğin yanına gidiyor Hızır'ı gördüm diye söyleyecek ya. Mübareğin söylediği şu. Hızır bile sana ders vermedi değil mi diyor. Efendiler güzel söylemiş. Hazır Hızır gerekmez. Hazır Hızır gerekmez. Hazırınız Allah olsun ama. Hazırınız Allah olsun. O zaman Hızır gerekmez. Yani bir vazifesi varsa yapsın ama size değil. Güzel bir hikayesi daha vardır bu bağlamda. Hazır Hızır gerekmez üzerinden. Bir gün hamama giriyor bir tanesine. Yaşlı bir zat. Yaşlı zat da dua etmiş. Ya Rabbi bana Hızır'ı gönder. Sırtımı keselesin. Gençler birbirini keseliyor. O da gelsin beni keselesin. Hızır da oradan geçerken hamama bir uğrayayım demiş. Yaşlı amcayı öyle görünce demiş. Bey amca sırtını keseleyim mi? Tabii ya Hızır demiş. Ya Rabbi demiş bir ismimi nereden biliyor? Ya Hızır demiş. Bizi sevenlerin listesi bizim senin yanındadır. Bizim sevdiklerimizin listesi bizim yanımızdadır. Liste nasıl liste bilmiyorum ama. Hamdolsun. Ya farklı rivayetlerle de anlatıyorlar. Kastetmek istediğim şey öyle güzel kullar var ki Cebrail aleyhisselam bile o kullara aşıktır derler. Hızır aleyhisselam bile o kullara aşıktır derler. Ve Allah-u Alem o kullar için şöyle buyurulmuş. İşte benim gerçek kullarım. İşte benim gerçek kullarım. İm'in sonunu nasıl anlarsanız. Benim. Benim. Yani sahiplenme, aynalaşma, aidiyet. İşte benim gerçek kullarım. O gerçek kullar da hak aranır. Allah'a Allah'ın lütfuysa. Hülasa olarak şunları söylemek isterim ki Allah'ın emirlerini derhal duymaya çalış ve koş. Yasa, bu şeriat söyle ve bakın 13. makale belalar gelince neler yapacağız hep şeriatı bir söyler. Ama burada bir çelişki arz etti. Aslında çelişki değildir. Onun altını çizeyim çünkü farklı ilkelerden konuşuyor. Kim bana hizmet ederse sen de ona hizmet et. Buradaki hizmetten kastı şükredenlere daha çok veririmdir. Şükredenlere daha çok veririmdir. Allah'ın lütfü ihsanla şükür de iki türlü demiştik. Birincisi iki söyle de farklıdır. Çünkü ara yerleri okumadım onun için çelişki arz etti. Onun için söyleyeyim. Yani makalenin kendisinde çelişki yok. Baştakiyle sondaki de bir çelişki var. Ara bağlaşları kuruyor zaten. Her neyse velhasıl kelam şükredenlere daha çok verim. Lafzi olarak bir şeyin şükrünü yaparsanız neye şükrediyorsunuz Allah karşılığını daha fazlasıyla verir. Ameli olarak çünkü şükür demek karşılığıyla ziyadesiyle vermek demektir. Karşılık vermek demektir. Allah size ne veriyorsa onu Allah için harcıyorsanız emin olun sonu gelmez. Abi hayattan beslenirsiniz artık. Sonu gelmez. İlim sonu gelmez. Mal sonu gelmez. Mülk sonu gelmez. Yeter ki Allah'ın verdiğini Allah için harcayabilirsiniz. Sahiplendiğiniz anda önünü kesersiniz. Sahiplenen kişi malı keser, bereketini keser, kısırlaştırır. Malı sahiplenmeyin. Neyse artık bu ilmi sahiplenmeyin. Ben biliyorum. Bitti. Bereket oradan akmaz. Ama sahiplenmediğiniz ilmi paylaşın. Azimallah konuşurken dahi hiç öğrenmediğiniz şeyleri kendinizden öğrenirsiniz.
Vallahi acayip oluyor. Bazen birileri bir soru soruyor. Diyorum ya diyorum ben bunu hiç böyle düşünmemiştim. Cevap geliyor ya. Cevap gelirken cevaptan ben istifade ediyorum. Soru yolun feneridir demiş Resulullah selam üzerine olsun. Hizmet, bakın hizmet bereket elinin devamıdır. Kudret elinin sizin üzerindeki devamlılığını sağlar. Onun için hep hizmet edin. Hangi noktada ederseniz edin ama amelden, eylemden kendinizi beri bırakmayın. Bıraktığınız halde Allah'tan beri kalırsınız. Onun için erenler güzel söylemiş. Hizmetini eden Allah'ını buldu. Hizmetini etmeyen Allah'tan gafil oldu. Hizmet Allah'ı size yakınlaştırır. Yakin gelene kadar ibadet et sözünü söylüyorum. Başka bir dil ile. Velhatta alim amin. Alimlere ve limlere uymak. Alimlere ve limlere uymak. Onu da gelecek hafta okuyalım diye. Saat 4:30'a geliyor. Sorusu olan varsa sorularla gidelim. Zevklilik olsun. Amin. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Yaramaz bir şey yok. İnşallah. Hayırlı Ramazanlar olsun. Ramazan ayı hakikaten güzel ay. Açlığı seven var mı içinizde bilmiyorum da ben açlığı severim. Allah'ın lütfu ihsanı. Yani aç kaldığım günlerin haddi hesabı yoktur. Yani oruç tuttuğum günlerin. Yoksa susuzluğa dayanılmıyor ama açlığa dayanırım. Aç kaldığım günlerin haddi hesabı yok. Çok günler oruç tutulmuşluğum olmuştur. Onun için hakikaten de açlık çok inanılmaz güzel bir seyahat. Kuş gibi oluyorsunuz. Yükleniyorsun. Bakın çok yemek yiyeyim mal mal bakar adam. Bir de onu taşıyor yükleniyor. Hani fazladan su içersiniz göbeğinizden su gelir. Su sesi gelir gibi. Yüklenmişsin zaten. Takdir. Ama aç insan çok rahattır. Evet. Neydi o anlar? İçkili restoranlar. Evet. Yemek. Yani siz içki içmeseniz de mesela. Bazı insanlar deniyor yani içkili restoranlar yemekleri yemeniz daha güzeldir. Yani ona bakışınız nasıl? Vallahi fetva konularına ben bakmıyorum. Hoca değilim. Onun altını çizdim ama bakış açımı söyleyebilirim. Ben içkili bir yerde yemek yemediğim için takdir ile onun üzerine bir şey diyemem. Yani sorunun muhatabı değilim. Ha görüşe bakış açımı soruyorsanız hani içkili bir yerde iftar açılır mı? Takdirle içkili bir yerde açılıyorsa zaten orada fakir yoktur. Fakirin olmadığı yerde de iftar sofrası kabul değildir. Şöyle bazı yerler... Yani onu söyleyeyim yani altını çizim çünkü zaten paranın gani gani aktığı bir yerde yemek veriyorsun. Yani. Şöyle ama ahlaki olarak uygun mudur? Bence ahlaki olarak uygun olmayabilir. Çünkü dini bir vecibe yerine getiriyorsunuz. O sırada içkili bir yerse yani uygun kaçmayabilir. Şöyle bir şey yaşadım. Onu bir açıklayayım da. Yani hı hı. Neresinde? Ha tamam. Ama reklam yok. Baktığım kadarıyla yani çok böyle yeşillik içerisinde ondan sonra çok sessiz sakin değişik bir yer geldi. Bir de konak falan olması arasında. Aldatıcı olabiliyor ama. Sonra işte açıkçası bizzat sormadım hani böyle içkiyi veriyor musunuz? Yani Ramazan olunca aklıma hiç gelmedi. Yani ben hiç hayatımda bir şey yanmadım. İçki onun neresinde? Şimdi onu söyleyeceğim. Bunu ben bir arkadaşıma söyledim sonra. Dedim böyle böyle bir mesaj dedim. Dedim abi böyle işte Kadıköy'de bir yer buldum. Hatta giderim ben bana çok konuşayım. Muhafaza eder insan. Çok acayip derecede kurallara çok dikkat eder. Ona söyledi. O da internetten bakmış, araştırmış. Dedi ki abi dedim bir daha yeni mesaj gönderdi ona. İşte sevgide de orası dedi içkiliymiş dedi. Hatta şikayet vallahi şey bu öyle bir kişiye soru sordun ki kahvehanede sohbet yapan bir adama sordum. Şöyle etik bulmam onu söyleyeyim. Yani madem ki iftar açılacaksa yani öyle bir yerde olmaması uygundur. Ama yok eğer zaten içkili bir yerde arkadaşlarınızla yemek yemişsiniz siz orada hak ilesiniz onlar başka bir alemde o da fazla itibar edilmez. Ama çok enteresan bir yere de dokunuyorsun. İçki üzerine tartışma bile vardır biliyor musunuz? Alimler arasında içkinin kademleri var derler. Helal olanları var, helal olmayanları var. Var oğlu var ya. Çok üzerine tartışmalar vardır bunun üzerine. Hiç duydunuz mu? Yani içki üzerine 3 tane ayet geliyor. Kadem kadem. Bazı yerlerde
yani yeşil vesaire falan. Bir konak içinde böyle çok değişik bir yer. Namazını kenara bırakıyorsun her şeyin yani hiç böyle bir şey de yok. Yani o sırada yaptığınız zevk Allah ile olduğunuz size bence yeter. Ama orası içkili diye oraya hani arada söyledik ya hani takılmamak lazım. Takılırsan o zaman zevkini öldürürsün. Bak zevk etmişsin inanılmaz güzel bir zevk değil mi? Ama orada takılırsan o zevki öldürürsün onu söyleyeyim. Yani tamam orada içiliyormuş amenna. Ama ona takılırsan bu sefer kendi o yaptığın zevki, zevk diyorum keyif demiyorum onu öldürürsün. Takılmamak lazım. Vicdani olarak evet. Belki orada program olarak söyleyebilirlerdi. İçkili servisimiz de vardır. İsteyen böyle yapabilir, şöyle yapabilir diye. Orada kendilerinin gerçek programlarını da dile getirebilirlerdi. Bir aldatmacaya girmiş olabilirler Ramazan ayı dolayısıyla. Onun için olabilir. Yani vicdanlı rahat... Bir daha yapmazsın yani. Bir de şöyle bir şey var. Çok güzel bir konu. Helal olsun. Diyor, müthiş bir konuya da dokundunuz. Söze bildiklerinizden sorumlusunuz diyor. Bilmediklerinizden değil. Yani orada bilmiyorsun zaten. O artık sizi ilgilendiriyor. Benden hiç şey çıktı. Tabii o sizin vicdanınızla alakadar. Yani ben olsam tercih etmem şahsi kanaatim. Kendimi söylüyorum. Çünkü eğer iftarsa iftarın gereğini onu yapmaya çalışırım. Yok ama başka bir zamanda arkadaşlarım beni oraya götürmüş. Oturmuşlar sohbet ediyor. Onlar içki içmiş ben içmemişim. O fazla. Yani ben içki içen bir insan değilim onu söyleyeyim. O ayrı mevzu. Demek istediğimi söyleyeyim. Yani eğer bundan sonra gitmek isterseniz o sizin vicdanınızda kalmış bir şey. Fetva verecek merci değilim. Eğer rahatsız, bakın size sırrını söyleyeyim. Sizi rahatsız eden şeylere fazla bulaşmayın. O zaman bilmiyorum. Sevgiler olsun. O zaman devam. Başka çare yok. Ya takılmayacaksın içkiye. O ortama devam edeceksin. Ya takılmayacaksın. Ortama devam edeceksin. İki şık. Ya da içkiden dolayı rahatsız olup ya bu işi bir daha böyle yapmamak lazım deyip öyle yapacağım. Başka çaresi yok. Ama caiz midir? O merci ben değil. Onu söyleyeyim. Hazreti Ebubekir'in güzel bir sözü vardır. 70 türlü helalden dahi diyor kaçındık diyor. Bize mubah olan 70 türlü helali dahi bıraktık diyor. Yani içki bardakta, normal bardakta aynı makinede yıkanıyor olabilir. Hani benim aklıma mı geliyor? Ben o kadar titiz düşünemiyorum ya. Vallahi çok içki sofrasında da oturdum onu söyleyeyim yani. Ben içmedim onu. Ama ben içmedim deyince bak hemen plakamı da gösteriyorum. Ben içmedim suçsuzum. Yani demek istediğim yani o sıradaki sizin durumunuza bağlı bir şey. Ben Allah biliyor çocukluğumdan beri içkiyle alakam yok. Dini sebepler dolayı da içmiyorum. Yani Allah'ın haram kıldığı bir şeye ben ağzıma vurmam. Ehli olan vardır. Ehline helaldir denilir. İçiyordur. Ammenna içsin beni ilgilendirmiyor. Ama dinin kendisi sorumluluk ister. Onu bakın velayettesiniz. İçmiş içmemiş beni ilgilendirmez. Ama nübüvvetteyse bir insan o zaman sorumluluğu var. Çünkü dine laf getirme hakkım yok. Çünkü yasak olan bir şeyin kalkıp da ben yaptığım zaman birisinin gelip de çünkü ben yaptım benimle kalır. Ama ondan sonra gelen o yapıyormuşla devam eder. Ya ve farz et ki ben ehliyim. Ya arkadan gelen ehli olur mu? Problem o bir. Ya içkiyi helal kılmıyorum. Altını çizeyim. Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılıcı değiliz. O bidat olur. Allah göstermesin. Ama burada söylemek istediğim şey şu. Allah'ın lütfü ihsanıyla birisi içiyorsa o beni ilgilendirmiyor. Onun kendi şeyi. Ama içkili restoran olan bir yerde kalktınız orada yemek yediniz. Ammenna. Ama oradaki yemek yemeniz sizi rahatsız etti. Bakın orada zaten problem sizinle alakadar bir şey. Beni aşıyor. Ve burada fetva vermeye hakkımız yok. Hayır şöyle bir durum var. Ben yurt dışına düşünüyorum. Hayırlı Ramazanlar. Yurt dışına gitmek zorunda kaldım. İlla ki bulunduğumuz otel şimdi mesela Türkiye'deyken ben seçici davranıyorum. Mecbur öyle bir ortama denk düşüyorsun ki ne pat diye içine giriyorsun. Ben yani otel olarak da içki verilen bir yerde mecbur kalmak zorundayım. Kendim yapmadıktan sonra ona sorumlu olmuyor. Yok katliam. İnsan kendi eylemini yapmadığı sürece sorumlu olduğunu zannetmem. Bir de bilmediğiniz şeylerden de mesul değilsiniz. Onun da altını çekin. Vicdanınız rahatsız olmasın bu bağlamda. Başka bir konu. Buyurun. Son zamanlarda
yandan belki yanılıyorum, benim kendimi çektiğim yanılıyor olabilirim. Özellikle genç nesimde işin böyle şeriat kısmından ziyade böyle bir takım melekelere sahip olmak için havasçılar yani. Sohbetlere gidenler yaygınlaşıyor. Yani ben öyle görüyorum. Siz öyle düşünüyor musunuz? Vallahi onunla bile gidiliyorsa ne mutlu yani, onu söyleyeyim. Yani hiç yoksa gidiliyor bak. Baba dedi ki, ne yorum dedi, ben dedi efendiyi dolandırmaya gittim, bir baktım o beni dolandırıyor. Efendi Hazretleri biraz önce bayanın da zikrettiği şey, Efendi Hazretleri zamanı